Günaydın. Burası hafta sonundan herkese mutlu, güzel, sağlıklı, huzurlu, harika bir hafta sonu diliyoruz ve cumartesi sabahında Habertürk ekranlarında burası hafta sonuna başlıyoruz. Hoş geldiniz. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Saat 12'ye kadar burası hafta sonunun rutinini sizinle birlikte sürdüreceğiz. Peki bugün neler var? İlk saatimizde bir korona bağlantımız olacak. İftihar hocamızla bir bağlantı kuracağız. Aşılama çalışmaları özellikle geçtiğimiz hafta mükemmel gitti. Çok ciddi bir aşılama sayımız var ve yaş da epey bir aşağı düşürüldüğü için çok güzel gidiyor aşılama rutinimiz, aşılama çalışmalarımız ve aşılanan sayımız. Bu arada tabii 5000'li rakamlara indikten sonra günlük vaka sayısında arda arda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden çok riskliden az riskliye, yani turuncu seviyeye indik ve seyahat kısıtlamaları da yavaş yavaş en azından iki aşısını tamamlayanlara bitecek gibi gözüküyor. Avrupa Birliği özelinde söylüyorum. Tabii devam ediyoruz. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Farklı gruplar, farklı yaş seviyeleri aşılanıyor. Peki bu aşılama çalışmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde neler olacak? Bu kadar ciddi bir rakama ulaşmışken. Bu arada ciddi de kuyruklar oluyor. İnsanlar o kuyrukta beklemek istemiyorlar çok fazla. Sonra tekrar alayım randevumu diyenler var. Bununla ilgili İftihar hocamıza sorularımızı yönelteceğiz. İlk saatimizde yoğunluklu olarak haberlerimizi aktaracağız sizlere. Sonraki saat dilimimizde Ramazan Kurtoğlu hocamız bizlerle beraber olacak. Geçtiğimiz hafta Joe Biden, Amerikan Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk fiziki temas gerçekleşti. NATO başlığında gerçekleşen bu temaslarda farklı liderlerle de görüşüldü. Acaba bundan sonra nasıl evrilecek? Bir taraftan tabii kripto para borsası, bir taraftan Amerika'nın dünyadaki liderliği ama bir taraftan Çin'in bastırması. Acaba hangi liderle dünya nasıl evrilir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Sonrasında Hayri Fehmi Yılmaz bizlerle beraber olacak son bölümümüzde. Onunla birlikte de ibadethanelerden bahsedeceğiz. Türkiye'deki farklı ibadetler ve farklı ibadethaneler, özellikle geçmiş döneme bakacağız. Şaman geleneğine de belki birazcık değiniriz. Şaman inancına, şaman ritüellerine. Bu arada da Doktor Ümit Aktaş bizlerle beraber olacak. Malumunuz yaza girdik. Gerçi hala havalar kendisini çok yaz gibi hissettirmese de aslında yaz aylarını idrak ediyoruz. Yaz ayları itibariyle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu sinek ilaçları, böcek ilaçlarının hayatımıza etkisi ne? Çünkü çok ciddi bir dezavantajı var aslında onları solumanın vesaire. Ümit hocamızla biraz bunlardan bahsedeceğiz ve saat 12 itibariyle de programımızı, burası hafta sonunu noktalayacağız. Şimdi size bir soru. Hazır mısınız? Kahveler hazır mı? Eğer bunun cevabı evetse, cumartesi gününe erken başladıysanız ve burası hafta sonu başladıysa biz de hazırız diyorsanız, tüm ekip arkadaşlarım adına yapımda, yayında emeği geçen sizlere tekrar hoş geldiniz diyoruz ve başlıyoruz. Evet, haberlerimizle başlıyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi bir İstanbul manzarası var. Bu manzaranın başlığı ise yağmur. İstanbul hafta sonuna yağmurla başladı. Dün de öyleydi. Pek çok ilçe ve semtte caddeler, sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Başakşehir'de önce istinat duvarı, sonra da yol çöktü. Burası hafta sonunda haber maratonu yaz manzaralarıyla başlıyor. Evet beyler, bak çocuğa bak. Bakın çocuğuna bakın. Arka bakın. İstanbul'u yine yaz yağmuru vurdu. Yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Caddeler, yollar göle döndü. Alt geçitleri su bastı. İstinat duvarı ve yol çöktü. Başakşehir'de bulunan Şeyh Sami Caddesi'ndeki bu yolda yol çalışması yapılıyordu. Aniden bastıran sağanakla beraber istinat toprağın ağırlığını daha fazla dayanamadı ve aniden çöktü.
İstinat duvarı ile beraber duvarın hemen bitişiğinde bulunan yolda çöktü ve molozlar, toprak parçaları alt yola yığıldı. Çökmenin etkisiyle toprağın altında bulunan su borusu da patladı. İstinat duvarının hemen yanında trafik akışı vardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Çökme sonrası bölgeye belediye ekipleri sevk edildi ve iş makineleriyle toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökmeye bağlı olarak üst yol tamamen ulaşıma kapatılırken alt yolda kalan bölge tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanıyor. Kuvvetli sağanak yağış Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokağı göle dönüştürdü. 3 araç suyun altında kaldı. Bazı apartmanların zemin katındaki daireler ve dükkanları da su bastı. Yağmur birden bastırınca maalesef önce burası doldu. Burada dolduktan sonra pencerelerden içeri giriyor. Şu an yarıya kadar su dolu. Aşağıda 40 ton kumaş var. Benim çocuğum evde, şu an mahsur kaldı evde. İşten geldim. Ben 9 yıldır bu apartmanda oturuyorum. 9 yıldır aynı bu vakayı yaşıyoruz. Evinden çıkmak zorunda kalan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Bir de suda sürüklenen çanta seferberliği vardı. Çevredekiler kadının yardımına koştu ve çanta sudan çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümden döndüğü Bayrampaşa'daki alt geçide yine su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı. Arka bakın. Eyüp Sultan'da da bir yol dereye döndü. Güzeltepe Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleli panikle evlerini terk etti. Yapılan incelemelerin ardından binalar için risk olmadığı anlaşıldı ve herkes evine döndü. Balat'ta'da sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. Tramvay seferleri aksadı. Motosikletliler iki tellinin göle dönen yollarında zor anlar yaşadı. İki motosikletli yola devrildi. Toparlandıktan sonra da birbirlerine yardım ettiler. Taksim'de de önce kara bulutlar göründü. Sonra da sanki gök delindi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı. Yağmurun keyfini selfie çekerek çıkaranlar da vardı. Yalın ayak caddede yürüyenler de. İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri Eminönü. Yine çok kalabalıktı. Yağmura yakalananlar semtin dar sokaklarında adeta şemsiyeden çatı oluşturdu. Arka bakın. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı düzenlendi. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kişi AK Parti Hani ilçe binasının önüne geldi, elindeki molotof kokteylini ateşledi. Molotof kokteylini binaya fırlatan şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Molotof kokteyli AK Parti flamlarını da tutuşturdu. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Can kaybı ya da yaralanan olmayan saldırının ardından İki kişi gözaltına alındı. Saldırıya tepkiler de gecikmedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu gelecek güce sahibiz. AK Parti Diyarbakır Teşkilatı ve Hani İlçe Teşkilatı dimdik ayaktadır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı paylaşımda alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kastedenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise saldırıyı kınayarak aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır mesajını paylaştı. Türkiye'de dün gece 17 kentte operasyon hareketliliği vardı. İstanbul merkezli 17 ilde Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla
örgüt imamı tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve teşhisler üzerine 6'sı muvazzaf assubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci, 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında iddianame hazırladı. Yeğen Gülen hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkındaki iddianame tamamlandı. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianameyi Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen'e silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçları yöneltildi. Hazırlanan iddianamede sanık Selahattin Gülen'in FETÖ-PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer aldığı ve birçok isimle akrabalık bağı olduğu vurgulandı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı belirtildi. İddianamede örgütün üst düzey sorumlularıyla da Gülen'in ilişkili olduğuna yer verildi. Savcılığa verdiği ifadesinde örgüt üyesi olduğunu ve amcası Fethullah Gülen'in de terör örgütü FETÖ'nün lideri olduğunu kabul eden yeğen Gülen, örgütün iç yapısını anlatmıştı. İrtibatlı olduğu isimleri paylaşarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etmişti. HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'na girip Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan Onur Gencer sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı Gencer ifadesinde silahı nereden aldığını, olaydan önce nasıl keşif yaptığını anlattı. Merdivenden inişi kollayalım. Yukarıdan kim geliyor bilmiyorsun. Merdivenden inişi kollayalım. Tabancayla binaya girdi. İkinci kata çıkıp HDP il başkanlığında kapıyı açan görevliye ateş açtı. Polis tarafından binadan çıkamadan yakalandı. Onur Gencer mahkeme tarafından tutuklandı. HDP il başkanlığına silahla girip parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren zanlı Onur Gencer yakalandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alındı. Zanlının saldırıyı önceden planladığı ortaya çıktı. İl başkanlığının bulunduğu binanın yerini Ocak ayında öğrendiğini söyledi. Keşif amacıyla aynı binadaki İngilizce kursuna kayıt yaptırmıştı. Geçen ay silah ruhsatı başvurusu yaptığı tespit edildi. Saldırıda kullandığı silahı da 3500 liraya almıştı. Merdivenden inişi kollayalım. Yukarıdan kim geliyor bilmiyorsun. Merdivenden inişi kollayalım. Saldırgan Gencer eski bir sağlık çalışanıydı. 2020 yılının başında sağlık memuru olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. İfadesi de PKK'lıların HDP binasına geldiğini düşünüyordum. İçeride başka kişiler olsaydı onlara da ateş edecektim dedi. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Gencer tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı. Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma talepli ikinci HDP iddianamesinin kabulünü istedi. AYM üyelerine dağıtılan raporda bu aşamada partinin banka hesaplarına el konulması talebinin ise reddi talep edildi. Yüksek Mahkeme 21 Haziran Pazartesi günü HDP iddianamesinin ilk incelemesini yapacak. Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP iddianamesinde eksiklik tespit etmedi. İddianamenin kabulünü istedi. Yüksek Mahkeme raportörü 850 sayfalık iddianameyi inceledi. 15 günlük yasal sürenin 21 Haziran'da dolması sebebiyle hazırladığı raporu Yüksek Mahkeme üyeleriyle paylaştı.
İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği belirtildi. Raporda bu aşamada HDP'nin banka hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi talep edildi. Yüksek Mahkeme pazartesi günü HDP iddianamesinin ilk incelemesini yapacak. İddianamenin kabul edilmesine karar verilmesi halinde dava resmen açılmış olacak. HDP'ye 60 gün savunma süresi verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ön savunmanın ardından esas hakkındaki görüşünü sunacak. Belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak. Sürecin sonunda raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 çoğunluk aranacak. Ve koronavirüs tablomuzla devam ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamlara göre 224 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 5.575 yeni vaka tespit edildi. Yeni hasta sayısı 497 olurken ağır hasta sayısı da 856 oldu. 4.427 kişi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte aşı programındaki 18 yaş üstünün %50'si ilk doz veya her iki doz aşısını tamamladı. Toplam yapılan aşı 40 milyon dozu aştı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz COVID-19 aşılarının tamamlandığını belirtti. Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı dedi. Toplam yapılan aşı sayısı ise 40 milyonu aştı. Türkiye'nin 206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülke olduğunu belirten Koca, sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil ifadelerini kullandı. Ve tüm Türkiye'de aşılama olanca hızıyla sürüyor. Günlük aşılanan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti. Peki Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da durum ne? Aşılama bu süratle giderse İstanbul'da aşılama ne zaman tamamlanır? Bu soruların yanıtını İstanbul İl Sağlık Müdürü verdi. Şunu net söyleyebiliriz ki Temmuz Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Pandemiyle mücadelede yolun sonu göründü. Aşılama oranı arttıkça eski normale dönüş de hızlanacak. Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Birkaç ay önce en çok vaka görülen şehirlerin başında geliyordu. Megakentte artık vakalar azaldı. Yoğun bakımlarda rahatlama var. Bugünlerde hastanelerdeki yoğunluğun tek nedeni ise aşılama. 16 Haziran saat 24 itibariyle İstanbul'da 6.531.933 doz aşı yapıldı. Bunlar yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani yaklaşık 2,5 milyon kişi artık İstanbul'da aşılı olmuş durumda. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu aşılama bu süratle giderse ne zaman tamamlanacağının yanıtını verdi. İnşallah bu Temmuz ortasına en geç itibaren de bütün insanlarımızı gruplar halinde aşılamış olacağız. Peki maskelerden ne zaman kurtulmak mümkün olacak? Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlarının kalkacağını öngörüyorum. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den kritik bir uyarı geldi. Şahin, Delta varyantı nedeniyle 4. dalganın yaşanabileceğini söyledi.
Delta varyantı 4. dalgaya neden olabilir. Bu açıklama BioNTech CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin'e ait. Şahin, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen haber dergilerinden Barons'un konferansında konuştu. Dünyada hızla devam eden aşılama sürecine rağmen artan vaka sayılarına değindi. Koronavirüsün Delta varyantına dikkat çekti. Şahin, Birleşik Krallık'ta insanların %50'si 2 doz aşı yaptırdı. Ama buna rağmen Delta mutasyonu da yayılıyor dedi ve uyardı. Bu durum virüse karşı tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer dikkatli olmazsak belirli bölgelerde 4. koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hızlı aşılama ve sıkı önlemle koronavirüse karşı ciddi yol kat eden İngiltere'de normalleşme beklenirken vaka sayısı yeniden 9 binin üzerine çıktı. Yetkililere göre bu artışın nedeni Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı. Ülkedeki vakaların %90'ı Delta varyantı kaynaklı. Bu sebeple İngiltere'de 21 Haziran'da geçirmesi planlanan normalleşmenin 4. aşaması 19 Temmuz'a ertelendi. Almanya'da Delta varyantı nedeniyle alarmda. Uzmanlar varyantın en geç sonbaharda Almanya'da baskın hale geleceği uyarısında bulundu. Evet, Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla aşı seferberliği yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece son 24 saatte 1.538.144 doz aşı yapıldığını açıkladı. Uygulanan doz sayısı 40 milyonu aştı. Aşı programındaki 18 yaş üstünün %50'si açıklandı. Aşılandı. Vakalar da 6.000'in altına indi. Ancak hala 4. dalga riski var. Pazartesi günü işte bu verilerin ışığında kabine toplantısı yapılacak. Peki kısıtlamalar daha da azaltılabilir mi? Riskler neler? Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal ile konuşacağız. Tüm bu kafamızdaki soru işaretlerini. Hocam öncelikle günaydın demek istiyorum. Nasılsınız? Günaydın Oynum Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz hocam. Dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz yayınımıza. Hocam geçtiğimiz hafta müthiş bir aşı seferberliği vardı. Aşılama sonrası durumu nasıl görüyorsunuz? Onunla başlayalım. Hastanelerde işlemler normale döndü mü? Zira salgın döneminde diğer sağlık sorunları ikinci plana atılmıştı. İkinci planda kalmak zorunda kalmıştı. Salgın korkusuyla vatandaşlar da hastanelerden uzak duruyorlardı son dönemlerde. Son durum nedir sizden öğrenelim. Şimdi tabii Oylum Hanım aşılamanın bu kadar hızlı gitmesi çok memnuniyet verici. Hesaplama yaptığımızda bu hızla gittiğimizde biz Temmuz'un birinci haftasından sonra büyük bir rahatlama yaşayacağız. Çünkü hedef kitle dediğimiz grubun çok büyük bir kısmı %70'i yaklaşık olarak aşılanmış olacak. Bu çok memnuniyet verici. Tabii ki aşılanmanın bu hızla gitmesi her ne kadar COVID-19 bitti diyemiyorsak da belirgin bir azalmaya neden oldu. Bu da tabii ki COVID-19 salgını döneminde sağlıklarını ihmal ederek hastaneye gelmemiş birçok kronik hastanın hastanelere yeniden gelmesi için bir fırsat oluşturdu. Ama maalesef bazı vakaların gecikmiş olmalarından dolayı hastalıklarının ilerlediğini ve ek komplikasyonlarla hastanelere geldiğini görmek de üzüntü verici. Çünkü bir hastalıkla uğraşırken diğer hastalıkların ihmal edilmesi maalesef özellikle kronik hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmekte. COVID-19'un yaklaşık 1,5 yıldır meydana getirdiği birçok ölüm, birçok komplikasyonun dışında bu grubu da ihmal etmemek lazım. Çünkü örneğin kalp hastaları, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, inmesi olan hastalar, felci olan hastalar gibi birçok kronik hasta hastaneye gelemedi. Yine ileri yaşlar COVID-19 olurum endişesiyle hastanelerden uzak durdular. Böyle olunca da sağlık kontrolleri yapılamadı. Yine kronik hepatitler gelmediler kontrole. Bir de bu kronik hastalıklarda ilaçlar rapor olmaksızın eczanelerden alınabildiği için hekim kontrolü olmadı. Nasıl olsa ilacımı alıyorum, evde kullanırım gibi bir yanılgıya kapılarak kontrollerini, kontrol tetkiklerini, muayenelerini birçok insan yaptırmadı. Maalesef bunun sonuçlarını da olumsuz olarak görüyoruz. Kalp hastalıkları ilerlemiş olabiliyor. Kronik akciğer hastaları, astım hastaları hastalıklarının daha ilerlemiş olduğunu görüyor.
Diyabet en önemli hasta gruplarından birisi. Ki COVID-19'un da en ağır seyrettiği gruplardan birisi. Maalesef bunlarda da ileri komplikasyonlar, diyabetik ayak dediğimiz hadiseler, vücutta iyileşmeyen yaralar, görme bozuklukları, böbrek bozuklukları gibi birçok kronik hastalığın da ek komplikasyonlarla geldiğini görmek gerçekten bizleri üzmekte. Şimdi bu grubun özellikle ileri yaş ve komplike seyredebilecek kronik hastalık gruplarının aşılanıyor olması onları rahatlattı. Hı hı. Hem COVID-19'un azalıyor olması hem de bu kişilerin aşılanmış olmaları sağlık kuruluşlarına daha rahat korkmadan gelmelerine neden oluyor. Tabii ki bütün bu süreçler zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Hı hı. Bir salgın hastalıkla uğraşırken bu süreçleri de yönetmek durumundayız ki aşı burada en önemli rolü üstlenmiş olduğunu da gerçek yaşamda da bilimsel verilerde de görüyoruz. Hı hı. Hocam pazartesi günü kabine toplantısı var. Aşılama hızı normalleşmenin kapılarını açar mı gibi bir soru işareti var insanların kafasında. Kısıtlamalar daha da hafifler mi? Çünkü bazı ülkelerde maske zorunluluğu açık havada hı hı. kalktı. Bizde de böyle bir beklenti söz konusu olabilir mi? Oylum Hanım henüz salgın bitmedi. Hı hı. Sizin de biraz önce haberinizde verdiğiniz gibi şimdi delta mutasyon sorunu var. Virüsün ortalıkta dolaşım hızı arttığı sürece mutasyonlar kaçınılmaz olarak meydana gelebilecektir. Bu bütün viral hastalıklarda bu şekildedir. Hı hı. Şimdi aşılama her ne kadar çok hızlı gidiyor. Özellikle BioNTech aşısı bu delta varyantı denilen Hindistan varyantına karşı da %96 koruyucu. Hı hı. Şimdi aşılama ne kadar hızlı giderse gitsin, virüs ortamda sıfırlanmadığı sürece risk her zaman vardır. Ben şunu öngörüyorum ve görüyorum da aslında hiçbir zaman tam rahata kavuşamayız. Çünkü hı hı. tüm dünya aynı seviyede değil ki. Ülkeler arası seyahatler devam ediyor. Bugün dünyanın öbür ucundaki virüs yarın uçakla bizim ülkemize de gelebilir. İnsan hareketliliği devam ettiği sürece ki bunu sadece Türkiye'deki insan hareketliliği olarak düşünmeyelim. Dünyanın her yerinden her yere giden insanlar var. Artık yani toplum globalleşti. Seyahatler çok kolay virüs bulaşmasına yol açabilir. O nedenle hiçbir zaman tam rahatlamayacağız. Ama kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Önlemlerle birlikte açık havada mesafeye dikkat etmek koşuluyla aşılı olanlar için söylüyorum. Maske takılmasına gerek yok. Özellikle yaz mevsiminde gerek yok. Ama kapalı ortamlarda 2 metreden daha yakın mesafelerde mutlaka maskenin takılması lazım. Kapalı ortamlarda ise asla maskeyi çıkarmamak lazım. Örneğin AVM'ler, toplu bulunulan yerler, kalabalık ortamlar, iş yerleri yani buralarda eğer aşılanmamış olanların varlığını biliyorsanız maskesiz olmak büyük bir risk getirir. Başka varyantlarla bulaşma açısından da dikkatli olmak gerektiği için yine maskelere sığınmak durumundayız ve mesafeye dikkat etmek durumundayız. Ama açık ortamlarda evet biraz daha rahat olabiliriz. Mesafeye dikkat etmek koşuluyla yine mesafeyi sağlayamıyorsak açık ortamlarda da tedbiri elden bırakmamak lazım. Hem kendi sağlığımız açısından hem de virüsün ortamda başkalarına bulaşmasını engellemek adına. Hocam aşı sıraları da çok kalabalık. Bu bir risk oluşturuyor mu? Planlamada değişiklik yapmak gerekir mi sizce? Şimdi bu yani aslında baktığınız zaman topluma bir aşı randevu sistemiyle gidildi şimdiye kadar. Evet. Fakat o randevu sisteminde de yaşanan bazı sorunlar oldu. O da şöyle, kişiler randevu alıp aşılamaya gitmediler. Özellikle BioNTech aşısında bir şişede 6 kişilik aşı var. Ve eğer siz onu çok kısa süre içerisinde kullanmazsanız atmak zorundasınız. Aşının hazırlanma koşulları gereği. Ve biraz yavaş gitti. Ama şimdiki sistem çok daha iyi. Bu kadar hızlandıysak bu randevu sisteminin biraz daha açık olmasından kaynaklandı. Burada kişilere büyük iş düşüyor. Sıralarda dikkat ederlerse, mesafeye dikkat ederlerse çok değil ama dip dibe dururlarsa özellikle kapalı ortamlarda, hastane ortamında görüyoruz kuyrukları. Dış ortamda olmadıkça risk oluşturur elbette. Maskeyi mutlaka takmak lazım bu ortamlarda.
Hastane kapısında aslında sıra veriliyor. Herkes önce giriyor. Aşı sırasının gelip gelmediğine, aşılanacak öncelikli grup olmadığına bakıldıktan sonra bir sıra veriliyor. O zamanı hastane dışında geçirirse zaten yine risk azalır. Yani burada kişilerin bu fırsatı iyi değerlendirip bireysel tedbirleri de elden bırakmaması lazım. Sırayı aldıktan sonra biraz panik oluyor insanlar. Biz de yaşıyoruz. Aman sıramı kaçırmayayım, aşı olamayabilirim. Böyle bir şey yok. Herkes aşılanıyor. Üstelik gece 12'ye kadar aşılanıyor. Gün içinde biraz daha yoğun oluyor. Akşam saatlerinde ve geceye doğru biraz daha yoğunluğun azaldığını görüyoruz. Biraz bu saatlere doğru kayılırsa yoğunluk biraz daha azalacaktır. Bir de tabii yeni bir uygulama başladı ki bu da çok takdire şayan bir uygulama. Yerinde aşılama. Bu hem iş gücü kaybını azaltıyor hem de hızlanmamıza yol açtı ki bu çok doğru bir uygulama. Yani Türkiye aşı politikası olarak gerçekten dünyada örnek gösterilecek bir davranış sergiliyor şu anda. Toplum bu kadar hızlı aşılanıyorsa sağlık çalışanlarının özverisiyle, inanın hiç durmadan ve birbirleriyle yarışarak ben daha çok yaptım, seni geçtim gibi tatlı bir rekabetle aşılama yapıyorlar. Çünkü sağlık ordusu bu savaşta hakikaten çok yıprandı. Manevi olarak yıprandı, güç olarak yıprandı. O nedenle herkes var gücüyle bu hastalığı bitirmek için elinden geleni yapıyor. Aşılama ortamlarını görmenizi isterim. Biz gurur duyuyoruz. O kadar güzel çalışıyor ki aşılama yapan arkadaşlarımız. Vatandaşa davranışları aynı şekilde. Herkes çok mutlu. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Ama asla tedbiri elden bırakmamamız lazım. Çünkü o kadar ilginç bir virüs, o kadar güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız ki bu varyantlar kendi aralarında eşleşerek yeni varyantların ortaya çıkması için çaba gösteriyorlar. Bu kadar da güçlü bir virüs. O nedenle tamam aşılandık, rahat ettik, daha huzurluyuz, hastalık riskimiz azaldı. Hastalığı geçirsek dahi ağır geçirme riskimiz azaldı ama tedbiri elden bırakmayacağız. Ne zamana kadar? Tüm dünyada artık virüs sporadik vakalar halinde, tek tük vakalar halinde görülmeye başlayana kadar. Hocam varyantlar güç birliği oluşturup yeni varyantlar üretiyorlar ve bu varyantlarla da savaşmamız gerekiyor gibi bir şey söylediniz. Bu Moskova'da koronavirüsün daha agresif bir varyantının etkili olduğu söyleniyor ve Moskova'da epey endişeye yol açan vaka sayıları açıklanıyor. Bu böyle bir varyant mı? Evet, Tayland'dan da bildirildi. Bu Delta varyantıyla Beta varyantı eşleşiyor. Yani bunlar çapraz olarak birbirleriyle eşleşerek yeni bir varyantın. Yani düşünün, Delta varyantı aslında tehlikeli bir varyant. Daha kolay yayılıyor, daha hızlı bulaşıyor, daha ağır seyrediyor, hastaneye yatış oranları daha fazla. Başka bir varyantla bir araya geldiği zaman bu daha da tehlikeli bir hale gelebiliyor. Bunların bir dezavantajı da hem mevcut tanı yöntemlerinden kaçabiliyorlar hem de aşıdan kaçabilme riskleri var. Bugün dünyada üçüncü doz aşının konuşulma sebebi bu varyantlara karşı gücün artırılmasından kaynaklanmakta. Şimdi bu aşılar hazırlandığı vakit sürekli olarak da kendi içinde yenilenirler. Mutlaka Uğur Şahin ve ekibi de bu yeni varyantları içerecek şekilde aşı güncellemelerinde o suçlara karşı da aşılarını geliştireceklerdir. Bu aşının doğasında olan bir şey. Ama bunların ortaya çıkarılması, kullanılması da bir vakit alacaktır. Evet. O nedenle tehlike kapımızda. Bugün Rusya'da olan, işte dün Tayland'dan bildirildi. Bugün dünyanın öbür tarafına gidebilir. Yani hala ensemizde virüsün nefesini hissediyor olmamız gerekir. Ve kesinlikle tedbiri elden bırakmamamız işte bu nedenlerden dolayı gerekiyor. Bir de hocam, şimdi koronavirüs çok zor bir hastalık, hepimizce malum. Koronavirüsü geçirdikten sonra da insanların geçmeyen koronavirüs şikayetleri kalıyor. Post-Covid sendromu dediğimiz şeyden bahsediyorum. Buna işte saç dökülmesinden baş ağrısına, işte çeşitli şekillerde fazlalaştırabiliriz bunu. Çarpıntı mesela aklıma gelen. Bunları biraz açabilir miyiz? En çok hangi şikayetler var ve bu şikayetlerin kalıcı olma ihtimali var mı? Oylum Hanım, size teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Covid bitti de diyemiyoruz. Covid'den sonra öğrendiğimiz bir noktada post-Covid sendromlar.
Yaklaşık olarak 1,5 yılı geride bıraktık ve 1 yıllık data var elimizde bilimsel olarak. Bunlara baktığımızda çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Nedir bir kere? Bir tanım yapacak olursam, post-covid sendrom dediğimiz hastalığın üzerinden en az 12 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarda hiçbir şekilde başka bir nedene bağlayamadığımız semptomların olmasını post-covid sendromlar olarak adlandırıyoruz. İnanın tepeden tırnağa kadar tüm vücutta ortaya çıkabiliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle kadın hastalarda saç dökülmesi çok belirgin bir post-covid belirti. Onun dışında bilinçsel fonksiyonlarda değişiklik, unutkanlık, yorgunluk hissi, beynimde karıncalar geziyor gibi hissediyorum ifadeleri. Yine görme bozuklukları. Tam tersi, daha önce görme bozukluğu olan hastalar, bazıları görmemiz aydınlandı, daha iyi görüyorum diyor. Yine kulak çınlaması, yani çok rahatsız edici bir durum. Onun dışında bazı hastalarda güç kaybı meydana gelmesi. Kalp yan etkileri, özellikle gençlerde miyokardit dediğimiz kalp kasının tutulması ve kalbin hızlı atması, taşikardi dediğimiz kalbin hızlı artması. Bunun yanı sıra hastalığı ağır geçiren hastalarda akciğerde kronik akciğer hastalıklarının gelişmesi. Çünkü COVID en fazla akciğeri etkilediği için akciğerde iyileşmeyen nedbe dokuları, bizim fibrozis dediğimiz dokular bırakabiliyor. Bu da akciğerin solunum kapasitesinin azalmasına yol açıyor. Kişiler eski eforlarına kavuşamıyorlar. İşte eskiden ben 5 kilometreyi çok rahat yürürdüm. Şimdi 1 kilometre bile yürürken nefes darlığı çekiyorum diyorlar. Bunun dışında uyku bozuklukları, çok gördüğümüz semptomlardan birisi, huzursuz hissetme kendini. Hani kronik yorgunluk sendromunda da gördüğümüz, kendini hep yorgun hissetme, sabahleyin dinç kalkamama, kendini işine verememe gibi psikolojik etkiler ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında bazı hastalıklara yatkınlık, aşırı iştah açılması oluyor bazı kişilerde. Bazı kişilerde tam tersi. Bir de çok önemli bir ve çok kişi tarafından ifade edilen kötü koku alma. Diyor ki adeta yanmış lastik kokusu duyuyorum. O kadar çok hastadan geldi ki bu ve bu hastalığı geçirdikten 6 ay sonra. Biz erken dönemde hakikaten koku ve tat kaybını çok gördük. Ama bunun uzamış olması da ilginç. Çünkü vakalar geçtikçe iyileşmesini beklerken bunların devam etmesiyle bunlar öğreniliyor ve tıp literatürüne giriyor. Yani vücutta etkilemediği hiçbir sistem yok. Bazı hastalarda gastrointestinal sistemi etkiliyor. Nedeni belli olmayan mide ağrıları, ishal gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla post-covid sendromlar da incelenmeye değer ayrı bir konu olarak tıp literatüründe yerini aldı. Muhtemelen belli bir sürede koronavirüsü tam olarak viral enfeksiyon olarak atlatabilirsek muhtemelen bir sürede post-covid sendromlarından bahsedeceğiz. Hocam öyle gözüküyor en azından. Şu andaki gidişata çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ dilerim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar teşekkürler ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. İftihar hocamızı uğurluyoruz saygıyla ve sevgiyle. Şimdi İftihar hocamızın aktardıkları son derece önemli. Evet, aşılama hızı müthiş bir başarıyla devam ediyor Türkiye'de. Gerçekten örnek alınacak bir düzeyde diyor hocamızdan. Geçtiğimiz hafta içerisinde rekor üstüne rekor kırıldı Türkiye'de aşılama açısından. Tabii bu arada farklı farklı varyantlar mı acaba söz konusu diye düşünmeyin. Çünkü bugüne kadar işte Güney Afrika varyantı dedik, İngiltere varyantı dedik, Hindistan varyantı dedik ama geçtiğimiz hafta içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nden Maria Van Kerkhove bir açıklama yaptı. Hiçbir ülkenin koronavirüs varyantıyla anılmasını doğru bulmuyoruz dedi ve bundan sonra Grek harfleriyle devam edeceğiz varyantlara dedi. İşte alfa İngiltere varyantı, beta
Güney Afrika varyantı, Gamma Brezilya varyantı ve Delta'da Hint varyantı olarak devam edecek dedi. Velev ki 24 varyanttan daha fazla bir varyant söz konusu olursa böyle devam edecek. İşte alfa, beta, gamma, delta gibi devam edecek. Eğer 24'ten fazla varyant söz konusu olursa bu süreç içerisinde, ki aslında 24'ten fazla varyant olursa demek parantez içerisinde bu daha bir süre devam edecek. Farklı farklı varyantlarla çeşitli zamanlarda karşılaşabiliriz demek de oluyor. Ondan sonra tekrar yeni bir açıklamayla yeni varyantlar isimlendirecek dedi Maria Van Kerkhove Dünya Sağlık Örgütü'nden. Onun için işte delta, alfa, beta, gamma bu tarz söylemlerde yeni varyantlar mı var diye düşünmeyin. Yine bildiğimiz hani ülke isimleriyle anılan işte Güney Afrika varyantı, İngiltere varyantı gibi anılan varyantların Dünya Sağlık Örgütü'nün tarafından yeniden isimlendirilmesinden bahsediyoruz. Ve burası hafta sonu Marmara'da müsilaj mücadelesiyle devam ediyor. Şimdi Marmara'da müsilaj mücadelesi. Son bilgiler paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugüne kadar 4041 denetim yapıldığını, 8 işletmeye de kapatma cezası verildiğini söyledi. Marmara'mız 10 gün öncesine göre daha temiz diyor bakan kurum. Marmara'mız bir hafta 10 gün öncesinden daha temiz durumda. Toplamda sahada 1550 arkadaşımız çalışıyor. 4041 tane denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler kapsamında 8 işletmeye kapatma cezası ve toplamda 12,5 milyon lira da İdari para cezası uyguladık ve 7 gün 24 saat bir fiil denetimlerimiz devam edecek. Bu noktada da açıkçası kimseye Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ağır metal içermediğinin tespitini yaptık. Dolayısıyla tehlikeli bir atık söz konusu değil. Biz yine de bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Bizim deneylerimiz hocalarımız tarafından yapılıyor. Bu deneylerin tamamlanmasına müteakip de kesinleştirdiğimiz zaman da atık depolarına dediğim gibi bu bertarafı yapabileceğiz. İzmit Körfezi'nde hidrojen sülfür seviyesi müsilaj sonrası yüzeyin 50 metre altına kadar yükseldi. Denizdeki oksijen seviyesi alarm vermeye başladı. Sonuçlar Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nde araştırmasını tamamlayan İstanbul Üniversitesi'ne ait Alemdar 2 gemisinden. İlk bulgulara göre Körfez'de balıklar için artık 50 metreden sonra yaşam yok. Detaylar Gizem Türemen ve İbrahim Tozbey'in özel haberinde. Derinlerde daha da yoğunlaştı. Sıcaklığın da tuzluluğun da arttığını gördük. 50 metreden aldığımız örnekte oksijenin tamamen yok olmaya başladığını. Müsilaj önce yüzeydeydi, çürüdükçe dibe çöktü. Denizdeki oksijeni tüketmeye başladı. İzmit Körfezi'nde oksijen seviyesi alarm veriyor. İstanbul Üniversitesi'ne ait Alemdar 2 gemisiyle İzmit açıklarında hem plankton örneklemesi hem de sudan oksijen seviyesi ölçümleri yapıldı ve bu ölçümlerde dikkat çekici detaylar tespit edildi. İlk tespit oksijen seviyesindeki azalma. İzmit Körfezi taraflarındayız. Şu an gönderdiğimiz CDD probe'la farklı derinliklerden su örnekleri aldık. 50 metreden aldığımız örnekte koku olarak da kullandığımız volümetrik yöntemde yaptığımız analizlerde de hidrojen sülfürün olduğunu gözlemledik. Hidrojen sülfür deniz canlıları için ölüm gazı demek. Marmara Denizi'nde 500 metrede görülen ölüm gazı İzmit Körfezi'nde 50 metrede görüldü. Bu da 50 metre derinde hayat yok demek. Zaten biliyoruz balıklar 5 miligramın altında strese giriyor, 2,5 miligramın altında orada barınamıyor. Oksijensizliğin başladığı noktada artık sadece bakteriler veya diğer mikroskopik canlılar ancak yaşayabilir. Bu müsilajın etkisinden ötürü müdür? Yoğun bir organik madde içeriyor o müsilajlı yapı. Organik madde de bozulurken oksijeni harcıyor. Durumun daha ciddi bir hal aldığını, oksijensizliğin daha uzun süre devam edeceğini söyleyebiliriz. Planktonlardan alınan örneklerde bu tespiti destekler nitelikte.
Şimdi İzmit iç körfezden plankton çekimleri. Bu örnek 100 metreden 35 metreye çekilen plankton örneği. Bu da yüzeyden 10 metreye kadar olan örnek. Fark ne? Alt tabakada yani 100 metreden 35 metreye olan kısımda müsilaj yoğunluğu daha fazla. İzmit körfezi için artık müsilaj dibe yerleşmiş mi? Doğru çökmeye başladı, yerleşti. Zaten bu da bizim hidrojen sülfür ve oksijensizlik sonuçlarımızla birbirini destekliyor. Dikkat çeken bir diğer sonuçsa sıcaklık ve tuzluluktaki artış. Bu yaptığımız ölçümde 100 metre civarında yine bir artış var 2019'a göre. Sıcaklıkta ve tuzlulukta. Küresel ısınmaya bağlı müsilaj gözlenmesinin de Marmara Denizi'nde daha sık olacağını söyleyebiliriz. Bu yağışlar da bizi endişelendiriyor açıkçası. Çok fazla karasal yükün gene sisteme girdiğini göreceğiz. Arkasından çok sıcak günler gelecek olursa 10 gün içerisinde ki meteoroloji bunu gösteriyor. Yeni müsilaj aktivitesine de şahit olabiliriz. Ankara'da 2019'da Türkiye'nin en büyük tema parkı olarak açılan ve kısa süre sonra kapatılarak Anka Park mahkemelik oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi işleşmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliyesini istedi. Tahliye gerçekleşmeyince hukuki süreç başladı. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan dev tema parktaki binlerce oyuncak ise kaderine terk edildi. ...2019'da Türkiye'nin en büyük eğlence parkı olarak açılan... ...ancak kısa bir süre sonra kapısına kilit vurulan Anka Park mahkemelik oldu. İstiyorsanız bir tur daha gidelim yani. Anka Park, Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından... ...Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edildi. Hem lokasyonu hem de yapım maliyeti nedeniyle çok tartışıldı. Anka Park'ın işletmesi 2018'de ihaleyle yıllık 26 milyon 400 bin lira karşılığında... ...özel bir şirkete devredildi. Ve Mart 2019'da hizmete girdi. İşletmeci firma sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi. Borcu nedeniyle parkın elektriği kesildi. Anka Park Kasım 2019'da kapatıldı. Ardından da işletmesi başka bir firmaya devredildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaya geçen yıl Ekim ayında ihtarname gönderdi. Parkı tahliye etmesini istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile parkı işleten firma arasındaki hukuki süreç devam ediyor. Hatta bu süreç Ankara caddelerindeki billboardlara da yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anka Park işletmesini hala devralmadık yazılı ilan astı. Büyükşehir Belediyesi'nden 750 milyon dolara mal olan Anka Park hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmedi. Çürütülen parkı geri almak için hukuk mücadelemiz devam edecek açıklaması geldi. Anka Park'ı işleten firmanın yetkilileri ise tadilat ve bakım için tema parkı kapattıklarını, salgın nedeniyle de açamadıklarını söyledi. Hukuki sürecin devam ettiğini belirten firma yetkilileri davanın lehlerine sonuçlanması halinde Anka Park'ı işletmeye devam edeceklerini ifade etti. Suç makinesi hırsızın kılık değiştirme oyunu bu kez işe yaramadı. Son olarak belediye işçisi gibi hırsız polis tarafından yakalandı. Kılıktan kılığa girdi. Hırsızlık yaparken kamufle oldu. Ama polisin fiziki takibinden kaçamadı. Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde peş peşe meydana gelen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. 10 ile 10.30 arası. Haber geldi, motor kayboldu. Ben emniyete vardım. Emniyete ifadelerimi verdim. Hırsız genellikle motosiklet çalıyordu. Polis şüphelinin Barış K. olduğunu tespit etti. En son birer saat arayla 3 hırsızlık olayına daha karışmıştı. Barış K. her hırsızlıkta dikkat çekmemek için kılık değiştiriyordu. Kimi zaman belediyenin fen işleri görevlisi oldu, kimi zaman temizlik ekiplerinin kıyafetini giydi. Ama bu kez kılık değiştirmesi işe yaramadı. Polis şüpheliyi üzerinde belediye işçilerinin kullandığı yelekle yakaladı. Kaçmaya çalışan Barış K.'nin çabası fayda etmedi. Motosiklette hırsızlık malzemeleri de bulundu. Birçok suçtan sabıkası olan hırsız sevk edildiği mahkemece tutuklandı. PTT'de yeni bir dönem başladı. İstanbul'da PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını artık elektrikli skuterler ile yapacaklar.
Çok heyecanlıyım. İlk defa kullanacağız. PTT çalışanları heyecanlı. Tabana kuvvetleyip kapı kapı dolaşan postacılar artık mobilize oldu. Artık tabana kuvvetlemeyecek. Gönderileri alıcılarla buluşturmak için scooter kullanacaklar. Çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli scooter kullanımının artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanacağının müjdelemek için hep birlikte bir aradayız. Uygulamayı Bakan Adil Kara İsmailoğlu pilot bölge seçilen İstanbul'da duyurdu. Araçlı ve araçsız dağıtım yapıyoruz biz PTT ailesi olarak. Postacı tabirinin genel hatlarıyla yürüyerek posta dağıtıyoruz. Bunlar bizim yürüme kolaylığımızı sağlayacak. Daha az yorulacağız ama daha çok işlem yapacağız ve kalitemiz artacaktır. Elektrikli scooterlar trafiğe takılmayacağı için daha hızlı olacak. Pilot bölge seçilen İstanbul'da 100 scooterla dağıtıma başlandı. Sokağa boş yürüyorduk, yoruluyorduk. Yükümüz sırtımızda yürüyorduk. Şimdi yürümeyeceğiz. Büyük şehirlerimizde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına oldukça konfor katıyor. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta dağıtımını hızlandıracak uygulamayla otopark sorunlarının da önüne geçilecek. Pilot bölgeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda scooter kullanımı diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Kastamonu'nun Güde köyünde ayı paniği yaşanıyor. Çünkü aç olan bir ayı mezarlığa girip yeni gömülen kadının mezarını açmaya çalıştı. Doğal ortamında aç kalan ayı köye indi. İddiaya göre mezarı açıp cenazeyi yemeye çalıştı. İnsanlar burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyorlar. Kastamonu İnebolu'ya bağlı Güde köyünde bir süredir ayı kabusu yaşanıyor. Çünkü aç kalan bir ayı mezarlığa dadandı. Aç ayı son olarak 21 gün önce vefat eden kadının mezarını açmaya çalıştı. Mezarlığın sahibi 3-4 gün sonra geldiğinde burada bir koku olduğunu hissetmiş. Mezarın tahtasını üstüne koyulan tahta var, mezarın tahtası aşağısına kadar açılmış. Yani köpekler gelmiş havlayınca ayı gitmiş buradan. Ayının cenazeye ulaşmak için mezarı açmaya çalıştığını fark eden köylüler tedirgin oldu. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim bir şey. Çoluk var, çocuk var. Kaçamaz, edemez. Geçen sene de yukarı mahallede geldi. Kamerası vardı hanımın. Bahçede gezerken hoca caminin orada görüyor atladığını. Ayı saldırısından endişe eden köylüler önlem alınmasını istiyor. Ayı epeyce bir fazla var. Yıllar geçtikçe daha da çoğalıyor. İnsanlar tedirgin burada. Bir ayı haberi de Japonya'dan. Japonya'da şehre inen boz ayı paniğe neden oldu. 4 kişiye saldıran ayı güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Japonya'da şehre inen ayı 4 kişiye saldırdı. Olay Sapporo şehrinde yaşandı. Yerleşim bölgesine inen ayı paniğe neden oldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Yakalama çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi. Çok sayıda güvenlik ekibi ayının peşine düştü. Kent merkezinde dolaşan ayı yakalanana kadar biri asker 4 kişiyi yaraladı. Uzun kovalamaca sonunda bölgeye gönderilen avcılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Japonya Ayı ve Orman Derneği aç kalan boz ayıların şehir merkezlerine inebileceğini hatırlattı. Dikkatli olma çağrısında bulundu. Bu haberle ilk saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde saatlerimiz 9'u gösterirken tekrar sizleri bekliyor olacağız. Bu arada kısacık bir reklam arası.
Burası hafta sonu devam ediyor. İkinci saatimize başlıyoruz. İkinci saatimizde önce haberlerimiz var. Sonrasında biraz dünyanın görünmeyen düzenine bakmak üzere Doktor Ramazan Kurdoğlu bizlerle beraber olacak. Önce haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan salgında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iyi bir sınav vermediğine vurgu yaptı. Yapısı değişmelidir. Bu süreçte gizli açık baskılar olabilir. Türkiye ile ilgili tedavüle konulan eksen tartışmaları bu hazımsızlığın işaretidir ifadesini kullandı. Hep söylediğimiz gibi sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. İşte bu sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir. Dünyanın diplomasiye olan ihtiyacını bu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Karşı karşıya olduğumuz tehditlerin büyüklüğü uluslararası planda dayanışmayı ve işbirliğini zaruri kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni şeyler söyleme zamanı dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut halleriyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Yeni dönemde diplomasimizi yoğunlaştırmamız gereken alanların başında Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması geliyor. Hatta reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya, susturmaya yönelik gizli açık baskılar da olabilir. Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları bu azımsızlığın işaretidir. Bu art niyetli suni hakikatlerle bağdaşmayan tartışmaların bizim cesaretimizi kırmasına müsaade etmiyoruz. Akdeniz'in barış ve refah alanı olmasını arzu ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı konferans önerisini de yeniden hatırlattı. Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz halen masadadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine işbirliğine vesile olması bizlerin elindedir. Komşumuz Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile de olumlu gündem çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı COVID-19 aşıları ile ilgili de önemli bir çağrı yaptı. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, baskı veya politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı İnsan odaklı evrensel bir yaklaşımla yürütüyoruz. Kullanıma hazır hale gelince yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız. Beyaz Saray'dan Kabil Havalimanı'na ilişkin bir açıklama geldi. ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanının Türk misyonu tarafından korunması konusunda genel bir mutabakata vardığı duyuruldu. Almanya'dan da bu sadece Türkiye'nin görevi değil, NATO'nun da desteği gerekli açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan konusunda anlaştı. Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi. Sullivan, iki liderin Brüksel'de yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Biden ve Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ele aldığını söyledi. Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir Türk misyonu hakkında ayrıntılı biçimde konuştu. Bunun hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı dedi. Sullivan, Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden destek talep ettiğini, Biden'ın da bu desteği sağlama taahhüdü verdiğini aktardı.
Liderler açık bir taahhüt ortaya koydu ve şimdi bunun nasıl icra edileceği hakkında çalışmalar yürütüyoruz dedi. Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından korunması önerisi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in de gündemindeydi. Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelen Alman Bakan Türkiye'ye Afganistan'da önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğu için müteşekkir olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinin ardından önceliğin diplomatik misyonların güvenliği için havalimanında güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı. Bunun sadece Türkiye'nin görevi olmayacağı konusunda ve burada NATO'nun ve müttefiklerin desteğinin gerektiği noktasında aynı görüşü paylaşıyoruz dedi. Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceği ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Kremlin sözcüsü Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatıştığı bölgede istikrarı sağlamak için Rusya'nın Türkiye ile yakın iletişim halinde olduğunu ifade etti. Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini belirtti. Askeri üst haberleri Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a da soruldu. Lavrov'un yanıtı bu konuyu istişare etmedik, söylentileri yorumlamıyoruz oldu. Türkiye ve Azerbaycan hafta başında yaptıkları açıklamada askeri alandaki işbirliğini geliştireceklerini duyurmuşlardı. Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen Atmaca Teyir füzesi son atış testinden de başarıyla geçti. Karadan ve denizden ateşlenebilen ve 250 kilometre menzili olan Atmaca Teyir füzesi envantere giriyor. Envantere alınmadan önce son testlerde de deniz gemi hedefini başarıyla vurdu. O anlara ilişkin görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, mavi vatanımızın çelik kılıcı Atmaca gemi savar füzemiz bugün envantere giriş öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve donanmamıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Atmaca'nın atış testini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da komutanlarla birlikte izledi. HDP İzmir il binasına yönelik saldırıya hem iktidar hem muhalefetten tepkiler sürüyor. AK Partili Akbaşoğlu saldırının tüm geneliyle araştırılacağını söyledi. CHP'li Öztrak ise bu kirli senaryoları daha önce de gördük, sandığa sahip çıkacağız dedi. Bütün vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, emniyet güçlerimizin şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etmek suretiyle yargılama sürecinin başlayacağını ve bu konuda eline boyuna meselenin araştırılarak mutlak bir surette kamuoyunda doğru bilgiyle bilgilendirilmek suretiyle nihayete ereceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini hatırlatıyorum. Biz bu kirli senaryoları daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu mecliste CHP sözcüsü Faik Öztürk Gaziantep'te konuştu. İkisinin de gündemi HDP il binasına yönelik saldırıydı. Hiçbir şekilde hiçbir şiddet eylemi meşru gösterilemez, kabul edilemez. Herkesin bu tür kaotik ortamlar peşinde koşanlara karşı birlikte karşı durması. Demokrasimize, özgürlüğümüze sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığın milletimizin önünden kaçırılmasına, milletimizin iradesinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkeyi yöneten ittifakın başındakiler, muhalefeti bunlar iyi günleriniz diyerek tehdit ediyorlar. Biz bunlara asla ama asla pabuç bırakmayız. CHP sözcüsü Öztürk, Merkez Bankası'nın faizi %19'da sabit tutma kararını da değerlendirdi. Şu anda Merkez Bankası kasasında bankaya ait tek bir sent yok. Dünyanın en yüksek faizini veren 7. ekonomiyiz. Faizi düşürmeye kalksalar bu sefer de Türk lirası hızla değer kaybetmeye başlayacak.
Merkez Bankası bu yüzden iki cami arasında beynamaz kaldı. Öztrak, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlayacağı tartışmaları üzerinden de iktidarı eleştirdi. Peki Erdoğan Brüksel'de ne yaptı? Ben söyleyeyim. Mehmetçiğimize Afganistan'da nöbet yazdırdı. Bir de bunu biz kimden öğrendik? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan. Türk askerlerinin canı Amerikan senaryolarında rol kapabilmek için ileri sürüldü. Mehmetçiğimizin canı bu kadar ucuz mu? Yunanistan'da kamu düzenini bozmak suçlamasıyla yargılanan seçilmiş İşkeçe müftüsüne hapis cezası verildi. Türk Dışişleri karara tepki gösterdi. Türk azınlığı seçtiği müftülere yönelik baskı ve yıldırma politikalarının tezahürü ifadesini kullandı. Seçilmiş müftüsüne hapis cezası verildi. Türkiye karara sert tepki gösterdi. İskeçe müftüsü Ahmet Mete hakkındaki dava Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 2016'da dönemin Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Başkanı Mustafa Çavuşoğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a benzettiği için yargılanan Mete'ye halk arasına nifak sokarak kamu düzenini bozmaktan 15 ay hapis cezası verdi. Mete 3 yıl içerisinde başka bir suçtan ceza alırsa tecili bozulacak ve hapis cezası uygulanacak. İskeçe seçilmiş müftülüğü kararın temize götürüleceğini duyurdu. Karara Türk Dışişleri de tepki gösterdi. Açıklamada karar Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür ifadeleri kullanıldı. Dışişleri bu haksız kararın düzeltileceğini umuyoruz. Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Gezi Parkı eylemleri sırasında başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme sanığa önce müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı 16 yıl 8 ay hapse düşürdü. Savcı bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ceza istedi. Mahkeme oy birliğiyle olası kastla adam öldürme suçundan hüküm kurdu. Berkin Elvan'ın ölümünden sorumlu polise indirimlerle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 16 yıl. Ben bunu kabul etmiyorum. Evet, müebbetle yargılandı. Kasıtla ben bunu kabul etmiyorum. 14 yaşındaki Berkin Elvan Gezi Parkı eylemleri sırasında Ok Meydanı'nda başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandı. 296 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra gaz kapsülünü ateşlediği iddia edilen polis hakkında dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre sanık polis asli kusurluydu. Savcı mütalaasında sanık polis için bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme ise olası kasıtla öldürme suçundan ceza verdi. Sanığa önce müebbet cezası verildi. Ardından da ceza indirimlerle 16 yıl 8 aya düşürüldü. Müebbet çok önemliydi. Mahkeme tutuksuz sanık polise yurt dışı çıkış yasağı koydu. 8 yılın sonunda bugün gördüğümüz karar eksik bir karar. Tutuklanması lazımdı. AK Parti 4. yargı paketini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre boşanılan eşe karşı işlenen suçlar da cezaları artıracak. Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Adli kontrol süresi de ağır ceza alanına girmeyen suçlarda 2 yıl olacak. İşte ayrıntılar. 4. yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. AK Parti 4. yargı paketini meclise sundu. 27 maddeden oluşan teklifle 4 kanunda değişiklik yapılıyor. Sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla ilgili boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda bu suçların nitelikli hal olarak ceza artırımına neden olacağı somut bir düzenlemeye bağlanıyor. Kadına şiddette idare daha hızlı hareket edecek. Boşanmış, boşanmamış ayrımı olmadan ağır cezalar verilecek.
Devlet kurumları vatandaş başvurularına 60 gün yerine 30 günde cevap verecek. Yargı tebligatları telefon, telgraf, e-posta gibi yollarla bildirilecek. Katalog suçlarında tutuklama için somut delil şartı aranacak. Adli kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde 2 yılı aşmayacak. Zorunlu hallerde 1 yıl, terör suçlarında ise 4 yıl uzatılabilecek. Adli kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Terör suçları söz konusu olduğunda ise bu en fazla 4 yıl olarak düzenlenecek. Adli kontrol kapsamında ev hapsine alınanların evde geçirdikleri sürenin yarısı sonuç cezalarında düşülecek. Ayrıca mağduriyetlerin yaşanmaması için yurt dışına çıkış yasağı, karakolda imza gibi adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Yol, otel ve çevirmesinde gözaltı uygulaması sona erecek. İfadesi alınmak üzere yakalanan kişi belirtilen tarihte yargı önüne çıkacağını taahhüt ederse serbest bırakılacak. Belirlenen tarihte ilgili yargı birimine gitmezse 1000 lira para cezası ödeyecek. Ve tutukluluğa itirazda yeni dönem. Sulh ceza hakimlerince verilen tutuklama ve adli kontrol kararlarına yapılan itirazlar üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanacak. Yani dikey itiraz hakkı getirilecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de mecliste sunulan 4. yargı paketinin insan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlandığını vurguladı. Reform irademiz, milletin yargı adaletinden beklentileri ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor, devam edecek. Şimdi 5. yargı paketi için kolları sıvama vakti dedi. Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşlarını 22 Haziran itibariyle tekrar başlatma kararı aldı. Açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan geldi. Golikova, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle askıya alınan uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran'da yeniden başlayabileceğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy kararın ardından açıklama yaptı. Rusya'nın uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir dedi. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini alacağımızı umuyorum ifadelerini kullandı. Rusya 12 Nisan'da Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar kısıtlama kararı almış. Daha sonra salgının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle bu tarihi 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da COVID vakaları hızla artıyor. Yetkililer bu durumu şehirde etkili olan daha agresif ve hızlı bir mutasyon türüne bağladı. İkinci kez aşılama süreci için çalışmalar başlatıldı. Rusya alarmda. Başkent Moskova'da koronavirüsün daha agresif bir varyantının etkili olması endişeye neden oldu. Açıklama Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den geldi. Vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çeken Sobyanin, daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız dedi. Moskovalıların %60'ından fazlası hali hazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı durumda. Bu beklenmeyen bir durum. Vakaların düşüşte olması gerekirdi. Sobyanin şehirde ikinci aşılama sürecinin önemine de dikkat çekti. Kendisinin ikinci kez aşı olduğunu söyledi. Daha önce aşı olanların antikoru kalmadı. Yeniden aşılanma sürecinin başlatılması hayati öneme sahip dedi. Bu kapsamda hükümetle çalışmalar yürüteceklerini duyurdu. Ayrıca Moskova ve 3 ayrı bölgede bazı meslek gruplarında çalışanların %60'ına aşı zorunluluğu getirildi. Rusya genelinde günlük vaka sayısı 17 binin üzerinde. Moskova'da ise bu sayı 9 binin üzerine çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Bahreyn-Trabzon charter uçuşları 15 ay sonra yeniden başladı. Kente 167 yolcuyla gelen uçak su takı töreniyle karşılandı. ...15 ay sonra uçak seferleri başladı. İlk gelen turist kafilesi çiçeklerle karşılandı. Geliyorlar korona yüzünden.
pandemi nedeniyle ara verilen Bahreyn-Trabzon charter uçuşları, Gulf Air Havayolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanı'na inişiyle 15 ay sonra tekrar başladı. Bu sene gelen ilk Bahreyn uçağı, aynı zamanda Gulf Air'in de ilk uçuşu. Bahreyn'den gelen uçakta 167 yolcu vardı. Piste teker koyan uçak su takı töreniyle karşılandı. Aylar sonra gelen ilk yolcu kafilesi apronda çiçeklerle karşılandı. Bu koronadan önce 7 kere geldim Trabzon'a. Trabzon'a çok beğeniyoruz. Ama korona yüzünden şimdi ilk defa geliyoruz. Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte turizmin de hareketlenmesi bekleniyor. Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik seyahatler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor. Türkiye'de BioNTech aşısının çift dozunu olanlar artık Almanya'ya seyahat edebilecek açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Buna göre Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlar Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarından her iki dozunu da olursa Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek. Almanya'nın bu kararı Türkiye'de BioNTech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'yı ziyaret edebileceği anlamına geliyor. Elindeki aşıları Filistinlilerle paylaşmadığı için eleştirilen İsrail-Filistin yönetimiyle aşı anlaşması yaptı. Bu doğrultuda İsrail elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 1 milyon doz aşıyı Filistin'e verecek. Karşılığında yıl sonunda Filistin'e sevk edilecek aşılardan 1 milyon doz alacak. İsrail son kullanma tarihi gelmek üzere olan 1 milyon doz Covid-19 aşısını geri almak üzere Filistin'e veriyor. Açıklama İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapıldı. 1 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının Filistin'e verileceği belirtildi. Açıklamaya göre İsrail aşı ihtiyacını karşıladığı için 1 milyon dozu Filistin'e gönderecek. Açıklamada Filistin'e verilecek aşıların son kullanma tarihleri gelmek üzere olduğu da belirtildi. Aşılar hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de kullanılacak. Anlaşma kapsamında Filistin bu yıl sonunda alacağı sevkiyattan aynı sayıda Covid-19 aşısını İsrail'e verecek. Aşı programıyla dünyaya örnek gösterilen İsrail, elindeki aşıları Filistin'le paylaşmaması nedeniyle eleştirilerin odağında. Resmi verilere göre İsrail'in %55'i tamamen aşılandı. Yani Covid-19 aşılarının her iki dozunu da oldu. Filistin ise %30'u sadece bir doz aşı olabildi. Amerika'da Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkede köleliğin sonlandırılmasının yıl dönümü olan 19 Haziran'ı federal tatil ilan eden yasayı imzaladı. Biden, büyük toplumlar hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, köleliğin sonlandırılmasının yıl dönümü olan 19 Haziran'ı federal tatil ilan eden yasayı imzaladı. Her yıl 19 Haziran'ın Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanmasını öngören tasarı, Senato'da oy birliğiyle Temsilciler Meclisi'nde de 14'e karşı 415 oyla kabul edilmişti. And the nays are 14. The bill is passed. Biden, kongre üyeleri, toplum liderleri ve aktivistlerin katıldığı imza töreninde konuştu. 19 Haziran'ın köleliğin ülkede yarattığı ve yaratmaya devam ettiği korkunç zayiatın bir hatırlatıcısı olduğunu söyledi. Büyük toplumlar en acılı anılarını görmezden gelmez. Onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz. Hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler ifadelerini kullandı. 19 Haziran 1865 Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin sona erdirildiği tarih olarak kabul ediliyor. Siyah Amerikalılar her yıl 19 Haziran'ı partilerle, şarkılarla, festivallerle ve geçit törenleriyle kutluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalet çok daha önceden 19 Haziran'ı tatil ilan etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir ilkokul ziyareti sırasında ilginç bir diyalog yaşadı. Bir öğrenci Cumhurbaşkanı'na "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt veren Macron "Hoş değildi" dedi.
Küçük bir çocuk Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yediğin tokat nasıldı diye sordu. Macron'un yanıtı hoş değildi oldu. Macron Sama bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Çocuklarla sohbet etti. Öğrencilerden biri el kaldırarak söz aldı. Macron'a seslenerek yediğin tokat nasıldı diye sordu. Cumhurbaşkanı çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız dedi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'na sorulan olay 8 Haziran'da yaşanmıştı. Macron'un kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştığı sırada Damien Tarel isimli bir kişi bir eliyle Macron'un kolunu tutmuş, diğer eliyle tokat atmıştı. Tarel 14 ayı ertelenebilir 18 aylık hapis cezasına çarptırılmış, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderilmişti. Burası hafta sonunda geleceğin savaşlarını konuşacağız şimdi. Kripto para çılgınlığı, gıda ve su kıtlığının ayak sesleri, korona kabusunun kaynağının hala belli olmaması ve daha pek çok tehlike. Bir bilinmez söz konusu dünyayı nereye sürükleniyor? Akademisyen yazar Doktor Ramazan Kurdoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam sağ nasılsınız? Olun. Sağ olun. İstanbul'un yağmurlu havasında koşa koşa geldim. Siz stüdyoya girerken hala yağmur yağıyor muydu? Yağıyordu, yağıyordu. Ben 3 saat önce girdim stüdyoya. Evet, yağıyordu. Demek ki bugünü de yağmurlu geçireceğiz, yarını da yağmurlu geçireceğiz. Yağmur berekettir. Ülkemize bereket gelsin, dünyaya bereket gelsin ama. Doğru, doğru. Onun için... Yani Allah insanlığı korusun. Amin. Amin hocam. Şimdi tabii şöyle Allah insanlığı korumak istiyor ama insanlık sanki kendi kendisini koruyamıyor. Çünkü birbirine karşı son derece sert müdahalelerde bulunuyor. Şunu sormak istiyorum önce şöyle başlayalım. Gelecek dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patronajı mı daha tehlikeli? Çin Halk Cumhuriyeti'nin patronajlığında bir dünya düzeni mi daha tehlikeli evet. sizce? Zor bir soru değil. Yani cevaplayabilirim ben. Oyunum hanım sabah sabah zor soruları bana dayar demiştim ama. Yapma böyle şey hocam. Sizin cevap veremeyeceğiniz soru yok bu konuyla ilgili. Güzel. Şimdi şunu ifade edeyim. Koronavirüs, aşı tartışmaları vesaire bunlar açıkçası geriye gittiğimizde 1978 Washington mutabakatı denen kapitalizmin paraizm zeminine oturtulduğu yani faiz ve borçlanma üzerinden dünyanın talan edildiği bir dönemdir. Bu başlangıç dönemidir ki 2020 sonunda insanlığın yani hane halkının borcu 335 trilyon dolar ki dünyanın 2020 yılındaki toplam milli geliri 84 trilyon falan. Yani hane halkı insanların kredi kartı vesaire vesaire borçları 335 trilyon. İşte bu yapı içinde 2008 yılında aslında bu para sistemi çöktü. Bunun yerine yeni bir para sistemi kurulmak isteniyor ve City of London'ın bankerleri de 1944 yılından bu tarafa dünya para sisteminin patronu Amerika Birleşik Devletleri yani dolardır. Evet. İşte diyor ki bu Londra'daki o güç merkezi biz Çin'i yanımıza alıyoruz. Bundan sonra bizim ekibin içindeki vurucu gücümüz o olacak diyorlar. Onunla yürüyeceğiz. Ancak tabii bu çok kolay bir şey olmayacak. Bir tarafta şu anda Londra City bankerleri ve Şangay bankerleri, finansçıları. Diğer tarafta ise açıkçası New York, Washington DC'deki siyaset ve banker ekabirleriyle Berlin aynı kulvarda yani bir yerde Washington DC Berlin bir yerde Londra, Şangay, Pekin birlikte yürüyorlar. Hı hı. Bu yürüyüşte ise yeni para sisteminin patronu kim olacak? Hı. Bu kavga bu. Yani koronavirüs de bu, aşı da bu, tartışma da bu ama bunu baktığımızda son 1,5 yılda Oylum Hanım
istedikleri mesafeyi çok kolay alamıyorlar. Çünkü ulus devletlerde, milli devletlerde bir de kendi açık çok iyi buldukları, kullandıkları bu teknopoli dediğimiz teknoloji, dijital, sanal dünya her şey kendi paradoksunu yaratır. Şimdi sanal dünyada muhteşem bir şey var, direnç var. Bundan dolayı buradan haberleşme de çok kolay. İnsanlar koronavirüsle ilgili direniyorlar. Mesela bu stüdyoda ben Mart 2020'de yine CNN Türk ve diğer televizyonlarda bunun koronavirüsün bir laboratuvar modifikasyonu olduğunu söylediğimde isme girmeyeyim, ünlü tıpçı arkadaşlarımız vay dediler, bir öğretim üyesi komplo teorisi kuruyordular. Halbuki o kadar sağlam kaynaktan geliyordum ki, Amerika'da uzun süre bulunduğum üniversitede çok değerli virologlar var. Genetik mühendisleri, genetik profesörleri var. Onlarla oturup konuştuğumda onlar bana demişlerdi ki hocam bu iş %99,9999 bir laboratuvar baby'si. Şimdi baktığımızda bugün Sayın Biden CIA'ya emir verdi. Kardeşim dedi, gidin araştırın şunu dedi. Yani 90 gün içinde de benim önüme bir rapor getirin dedi. Yine 2 hafta önce İngilizlerin ünlü üniversitesi Oxford dedi ki, kardeşim bu yarasa çorbasından falan veya yarasanın kanatlarının altından falan değil bu dedi. Ha o zaman nedir? Benim söylediklerimi doğruluyor. Ama burada laboratuvardan olup olmaması önemli değil. Bunun insanlığın geleceğiyle ilgili bir düzenlemede kaldıraç, katalizör olarak kullanılması daha çok. Şimdi aşının lehinde aleyhinde olan insanlar var. Ben ne aşı karşıtıyım ne aşının lehindeyim. Ha olan olur olmayan, ama bir şey var. Bir doz dediler, iki doz dediler, üç doz dediler. Hani bir türkümüz vardır, üçtür, beştir, on dörttür. İş oraya doğru gidiyor. İşte bu bir para kavgası. Bu parada yeni bir format atılıyor. Bu formatta da Amerika'nın liderliğinde yürümek isteyen Amerikan küreselciler, ki Biden bunlardan biridir, ki Biden'ın koronavirüsün araştırılmasını CIA'ya talimat olarak vermesi bile inanılmaz. Baktığımızda Fauci'nin altına oydular. Yani Fauci bu işin başını çeken bir insan. Hı hı. Baktığımızda Bill Gates'in malikanesine baskın yaptı FBI. Yani onun işte bir kısım iddialar var. Hı hı. İşte buradan bakıyoruz ki Pentagon bastırıyor. Tarih zaman zaman, para her zaman güçlüdür. Ama tarihte zaman zaman parayla kılıcın kesiştiği, vuruştuğu anlar olur. Şu para anda, mı güçlüdür, ordu mu güçlüdür? Her zaman silah galip gelir. Öyle mi? Tabii. Ama para silahı satın alır. Evet, Spengler şöyle der. Para güçlüdür ama parayla silah karşılaştığı zaman silah kazanır der. Hmm. Gerçekten de bugün baktığımızda bir tarafta bankerlerin başını çektiği, finans elitlerinin başını çektiği bir güç, diğer tarafta ölümcül silahlara sahip bir Pentagon var. Hmm. Şimdi böyle bir noktada, şimdi niye küresel elitler adalar satın alıyor vesaire alıyor? Çünkü bir kısmı küresel elitler arasında da bir kavga var. Onlar da diyor ki kardeşim bu iş olmuyor. Bir köşemize çekilelim, biz keyfimize bakalım. Zaten yeterince bir servetimiz var, gücümüz var vesaire var. Daha yumuşak niş yapalım diyorlar. Bu yumuşak niş yapalım diyenler yine bir sanal para olacaksa olsun, ama bu her ülkenin, milli devletlerin kendi merkez bankaları bir sanal para çıkarsın. Hı hı. Bu sanal parayı Amerika da böyle diyor, Amerikan ulusalcıları da böyle diyor. Doları bir sanal para haline getirelim, o paralar yine dolar üzerinden çalışsın. Ama City of London ve Şangay ekibi diyor ki, hani bir yerli film repliği var diye, nair olabilemez diyor ya. Ha, evet. Nair olabilemez diyor. Hayır diyor kardeşim diyor, 1944'ten bu tarafa diyor Amerikan dolarının patronluğu devam etti, ama hesaplayamadıkları bir şey var. 2010 yılında benim de Türkçe'ye çevrilen destek yayınlarından iki kitabı Türkçe'ye destek yayınları bastı. Ben ön sözünü yazdım. James Rickard. 16 Amerikan İstihbarat Kuruluşu'nun ve Pentagon'un üst kurulumunun baş danışmanı idi bu adam uzun yıllar. Ha adam Amerikan milliyetçisi. Herkes vatanını sever yani. Saygı duyarım yani. Ben de vatanımı seviyorum. Şimdi işte bu noktada onun başkanlığında 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Alamos gibi Amerika'da 17 yüksek ona high tech dedikleri yüksek teknoloji enstitüleri. Oranın üstünden uçak bile geçemez, gözünün yaşına bakmaz, düşürürler. Hı hı. Şimdi burada Los Alamos Amerika'nın ve dünyanın en önemli nükleer merkezi. Burada James Stickerson başkanlığında bir simülasyon yaptılar.
Bu simülasyonda bir tek soru vardı. Birleşik Devletler, onlar Amerika'ya Birleşik Devletler derler. Birleşik Devletler bir nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar görür? Yoksa doların patronajlığını, küresel rezerv para olma niteliğini kaybettiğinde mi bir zarar görür? Sonuç ne? Çıkan sonuç, dolar şayet küresel rezerv para olma niteliğini ister banknot ister sanal para olarak kaybettiği an Birleşik Devletler gücünü kaybeder, bölünebilir. Der ki 2012 yılında Texas valisi çıktı, dedi ki kardeşim biz altınlarımızı kendimiz saklamak istiyoruz. Hı. Çünkü Fort Knox'ta Amerika'nın altın stokları 8 bin tondan fazla, 8150 ton. Fort Knox'ta Amerika'nın altın stokları 1971'den bu tarafa 15 Ağustos bu tarafa bir gram eksilmemiştir. Çünkü adamlar görüyorlar geleceği. Bunun üzerine Texas valisi dedi ki biz kendimiz saklayacağız. Pentagon tankları Texas sokaklarına indirdi, Houston sokaklarına indirdi. Bunun üzerine vali Texas Ranger'larını, askerleri sokağa çıkardı. Yani kendi içinde ülke çatışmanın eşiğine geldi. O açıdan para, hep söylediğim, yine sizin bir programınızda da söylemiştim, bir daha söylüyorum. Çok para ve güzel kadını kendi haline bırakmazlar, manipüle ederler. Öyle mi? Evet. Güzel kadını nereden soktuk işin içine? Şimdi arkadaşı gelir sataşır, gider deseki kurtarır, gönlünün sultanı başlar. Hadi parayı anladım da etrafı Helenlerle doldurdunuz, evet. Onları kaçıran Parisler de mi var? Evet. Şimdi buradan bugün bakıyoruz ki Biden Amerika'nın tabii küreselci çizgideki bir başkanı. Ama demokratların hepsini bu çizgide de yorumlamamak mümkün değil. Tıpkı cumhuriyetçilerde ulusalcı olduğu gibi küreselciler de var. Amerika kendi içinde bir mücadele içinde. Daha doğrusu dünyanın nereye gideceğini Amerika'da Pentagon, ki Amerika'yı Pentagon başkanlık ve kongre yönetir. Öyle Türkiye'de Türk ordusuna bir biliyorsunuz bir kumpas kuruldu, Ergenekon vesaire vesaire vesaire. Amerika'da Pentagon'suz bir şey yapmak mümkün değildir. Yani Amerika'nın hakimi, kurucu babaları Pentagon'dur. Pentagon'u aşmak mümkün değildir. Onun için Biden gibi bir insan CIA'ya talimat verdi. Dedi ki şu koronavirüsü araştırın bakalım dedi. Bu anlamda 1925 yılında City of London'ın bankerleri Fransa'ya bir diz çöktürdüler. O da dediler ki kardeşim biz artık frankla iş yapmıyoruz dediler. Fransa'yı perişan ettiler. Çünkü para bir milletin geleceğidir, en önemli unsurlarından biridir. Hatta Jonathan Swift şöyle der, para bir milletin can damarıdır. Vücudumuzdaki dolaşan damarlar gibidir. Çünkü para kültürü, algıyı ve davranışları değiştirir. Bugün baktığımızda o para, efendim, sikkeden, banknot altına, tam altına dayalı, yarım altına dayalı, sonra dijital para bankalar arasında, Merkez Bankası. Bugün baktığımızda kripto para, sanal para ama... İnsanlar bunu zannediyor ki Oylum Hanım, bu vallahi durduk yerde 2009 yılında işte Bitcoin diye bir para çıktı. Hayır. Zaten 1963'ten beri IMF'nin SDR diye kaydığı bir para var. Bir nevi bir sanal para. İki, burada net olarak bir şey söylüyorum. Ve ömrünün finansa adamış ve vermiş bir hoca olarak söylüyorum. Finans dünyası özellikle 1978 Washington mutabakatından bu tarafa üç kağıt üzerine kurulu. Nasıl kurulu? Hemen bir misal vereceğim. İnsanlar dedim ya kripto paraların yeni falan zannediyor. Adı kripto para değildi ama türev ürünler denen bir kepazelik var. Nedir türev ürünler? Hemen Fatma teyzemin anlayacağı şekilde altın, herkesin altın, hanımlar. Hmm. Siz de seversiniz altınlar. İnşallah herkese Allah bol bol versin. Amin. Altın bir ons, 31.1 gramlık fiili, yani elinize alabileceğiniz altına karşılık dünyada kripto, yani türev ürün 40 ons altın var. Bunlara paper gold derler, kağıt altın derler. Yani siz elinizde bir kağıt belge verirler. Şimdi o belge verilmiyor. Kripto paralarda siz bilgisayardan bir numara alıyorsunuz. Bir kendi şifreniz var. Altın böyle. 1'e 40 bir kripto altın var. 2, gümüş. 1'e 275 kripto gümüş var. Bunlar pek çok alanda var ki 2019 rakamlarını vereyim. 2019'da dünyanın milli geliri 89 trilyon dolar. Dolar sistemdeki para 870 trilyon dolar ki bunun sadece
bir üçte biri basılı, diğerleri Merkez Bankası bankalar arasında işlem gören dijital para niteliğinde. Onun için insanlar kripto parayla dijital parayı da karıştırıyor birbirine. Hmm. Yani dijital para farklı bir şeydir. Dijital para hala kullanılıyor. Kripto para ise merkezsiz ama bir merkezden işlem yapılan, sanal para ise bir merkezden ve dünyanın hepsinin biat edeceği bir paradır. İşte bu yapı içinde baktığımızda bu işi bir nakitsiz toplum, ki 2025 yılında İsveç, Norveç, Danimarka nakdi tamamen kaldırıyor ve mülkiyetsiz toplum yapısına, ki The Economist bunun zaten yıllardır, işte 1988'den tutun, zaman zaman kapat yapar vesaire. Bu yapı içinde patron kim olacak? Benim Amerika'da bulunduğum yıllarda ve hala görüştüğüm hoca arkadaşlarımın ve tanıdığım Anglo-Sakson kültürü, çünkü Anglo-Saksonların içinde uzun yıllar kaldım, Anglo-Saksonların şöyle bir deyimi vardır: asmak istediğinin ipini uzun tut ki kolay asasın derler. Hmm. Şimdi burada baktığımızda biraz önce arz ettiğim gibi, yani Los Alamos'taki simülasyonu da göz önüne aldığımızda, ki bir başka şey, benim lisansüstü eğitim gördüğüm yıllarda hocalarımız söylerdi Amerika'da, F-16 olmadan McDonald olmaz, dolar olmadan ikisi olmaz. Hmm. Dolar için Amerika Birleşik Devletleri her türlü savaşı çıkarır. Bu anlamda bir başka şey, bu tür hareketler durup dururken akşam oturup hadi sabahleyin yapalım falan olmaz. Bu tür hareketler planlanır, programlanır 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonrasına. Bu hareketlere de şemitah döngüleri denir. Baktığımızda 7 yıllık bir şemitah döngüsü vardır, 49 yıllık bir şemitah döngüsü vardır. 7 yıllık şemitah döngüsü genellikle şuna benzer. Benim rahmetli babacığım da bir yağlı güreşçi, milli güreşçi olduğu için telifanlıkta bir öyle elense mi vardır, peşrev vardır. Hmm. Şimdi şemitah döngüleri bir elense ve peşrev dönemidir. Ama süper şemitah döngüleri 49 yılda bir olur ve 49 yılda bir olan 2016'nın 2 Ekim'inde şemitah döngüsünün 49 yıllık dönemi başladı. Ama çok ilginçtir, 1 Ekim'de IMF Çin Yuan'ını IMF'nin SDR sepetine ekledi. Hı. Ve o tarihten bu tarihe baktığımızda Yuan SDR hareketlerinin böyle çok inip çıkmadığını, bir adeta çizgi halinde gittiğini, ki bir İsviçreli gazeteci de onun da hemen ismini de merak edenler araştırabilirler. Şurada onu da notuma almıştım. Şurada. İsviçreli gazeteci. Evet, şimdi adamlar oturuyor. Hocam bu arada siz o ismi ararken ben de şunu sormak istiyorum. Bazen iki süper güç savaşırken üçüncü bir güç odağı ortaya çıkıyor. Onu tarihte sık sık gördük. Şimdi The Economist Tayvan'ı işaret gösterdi. Tayvan'ı risk olarak gördüğünü ve görülmesi gerektiğini söyledi. Şimdi nereden çıktı Tayvan? Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gündemdeyken birdenbire Tayvan gündemimiz oldu The Economist sayesinde. Demek ki ekonomi odaklı, sizin de az önce aktardığınız gibi ekonomi odaklı bir savaş söz konusu ve Tayvan da burada bir aktör. Şöyle söyleyeyim. Oylum Hanım, çok güzel bir sual. Amerika'da üçlü bir yapı vardır. Türkiye'de geçmişte sosyalist arkadaşlarımız Tukaka dedi, Amerika'ya vurdu ama Amerika bir tane değildi. Şimdi de daha çok muhafazakar arkadaşlarımız Amerika'ya elinde sopa vur, ya Allah deyip saldırıyor. Amerika bir tane değildir. Şimdi ben o ülkede 16-17 yıl zaman geçirdim. Üniversitelerinde okudum, hocalık yaptım. Efendim hayatını biliyorum, Amerikan toplum yapısını biliyorum ki. Yani arabayla New York'tan San Diego'yla arabayla, bir külüstür arabayla gitmiş bir insan. Oh, en batıdan en doğuya. Evet, evet. Yani Amerika'nın her yerini, bir çok o güney tarafını pek gezemedim ama diğer kuzey, güney, batı anlamında dolaştım. Şimdi Amerikalılar yaklaşık 200 yıldır çok büyük bir dert görmemiş millettir. Yani Amerika dünyayı açıkçası emperyalizmi konuşturmuş, sömürmüş. Kendi halkına da bol bol, ha yukarıdaki elitler daha bol. Orada da şey var, George Orwell'in bir lafı vardır, o geçerlidir. Bütün hayvanlar eşittir ama domuzlar daha eşittir. İşte burada Amerika'daki üç gruptan birisi, ya biz bir içimize kapanalım, Birleşik Devletleri toparlayalım diyen vardır. Bir de ya bu Orta Doğu'da
İsrail'siz bu iş olmaz. Bu Müslümanlara bir sopa çekelim. İşte bu Müslümanlara sopa çekerken de bu Müslümanların başını bugün çok aralarında tepişseler de Türkleri pek sevmeseler de Türkler olmadan Türkleri dövmeden bu Müslümanların hakkından gelemeyiz diyorlar. Onun için Türkiye'yi dövelim diyorlar. Böyle bir yapı var. Biden bu yapının içindedir. Yani Türkleri ve Müslümanlara sopa çekelim diyen yapıdadır. Bir başka grup ise mesela John Mersheimer gibi. John Mersheimer bundan 20 yıl olmadı ama bir makale yayınladı. İsrail lobisi diye John Walt'la birlikte. John Mersheimer kendisi de Yahudidir. Ama çok namuslu bir adam. Harvard Kennedy School'un başındaki John Walt. Obama'nın şimdi, ulusal güvenlik danışmanı. Chicago Üniversitesi'nde ve Kennedy Okulu'da, Harvard'da hocalık çok yapan insanlar. Orada dedi ki John Mersheimer, dedi ki ya ben de Museviyim ama dedi biz dedi Amerika'yı İsrail'in kuyruğuna takmakla Türkleri ve Müslümanları kendimize düşman ediyoruz. Fatura bize çıkıyor. Ama dedi önümüzdeki 30 yılda dedi bir Çin-Amerikan savaşı geliyor dedi. Burada özellikle Türk dünyasının desteğini almadan bu işi kazanmamız mümkün değil. İşte The Economist'in The Most Dangerous Point on the World diye dünyadaki en tehlikeli nokta evet orası. Güney Çin Denizi. Ve bugün baktığımızda oralarda tabii Pentagon şimdi burada biz görmüyoruz ama Pentagon orada hala Amerikan Deniz Kuvvetleri. Dünyada güç olmak istiyorsanız denizde çok güçlü olacak. Hocam bana çok olası gelmiyor Çin-Amerikan konvansiyonel savaşı. Yani bir savaş olacaksa İnşallah da bu... İnşallah siz kazanırsınız ama biraz önce bir şey söyledim. 2023 Şemitah Süper Şemitah döngüsünün birinci Şemitah döngüsüdür. 2030 ikinci Şemitah döngüsüdür. Süper Şemitah'ın niye döndürüp plan 2030 diyorlar? Soru işareti. Bakmak lazım. Elbette savaş arzu edilmez. Ama küresel para rezervi meselesinde Pentagon her türlü savaşı çıkar. Hocam küresel para rezervi ama sanki şu dönemde 21. yüzyılda lütfen bize anlatın. Yani konvansiyonel savaşla mı yönetilir yoksa artık kripto paralar gündemde, işte sanal dünya gündemde, hackerlık sistemi gündemde neler neler oluyor üstü kapatılan o kadar çok gündem var ki. Oylum Hanım bütün bunların hepsini kullanırlar ama nihai belirleyici güç... Nihai belirleyici güç, açık ifade edeyim, silahtır. Kimin elinde güçlü silah ve donanım var ise son sözü o söyler. Nitekim... Amerika Birleşik Devletleri o zaman, dünyanın en büyük tabii, yani, marin gücü tabii, Amerika yani Birleşik Devletleri'nde. Çin de şimdi Xi Jinping'i kim yapar? Ya diyecek ki, kardeşim yeter artık, biz ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyecek. Ya da Amerika ile çatışmayı gözlem... Ya biz işte A, B falan... Çünkü... Bugün baktığımızda Çin Amerikan silahlı kuvvetleri deniz kuvvetleri mevzuna baktığımızda Amerikan deniz kuvvetleri açık ara önde. Tabii. Açık ara önde. Dünyanın elbette Çin'de nükleer bir kuvvetli. Güç. Ama Çin'in bir başka yumuşak karnı var. Şimdi Amerika 335 milyonluk bir nüfusa sahip. Ama oranın da problemi var. 55 milyon Amerikalı aş evlerinden yemek yiyor ama 1,5 milyarlık Çin'in 80 milyonu ultra zengin ve zengin ki 2009 yılında sosyalist neoliberal tırnak içinde sosyalist neoliberal. O da nasıl bir kavramsa bir tarafta sosyalizm bir tarafta neoliberalizm. Yani o da Çin'e özgü bir şey oldu. Öyle acayip bir. Efendim öyle şimdi bir araya gireyim bakın. Harun diye Türkçe'ye okuyayım. Report diye bir 2020'de bir rapor yayınlandı. Dünyanın dolar milyarderi. Şimdi söylediğimde sosyalist arkadaşlarım bazen alnını veriyorlar. Arkadaş ben söylemiyorum bir rapor. Şu 2020 yılında salgının dünyanın anasını ağlattığı dönemde dünyada 660 yeni dolar milyarderi çıkıyor. Hı hı. Ve bunun 259'u Çin'den çıkıyor ve şu anda... Şaşırmam. Şu anda Çin'de dünya 1058 dolar milyarderi ile bir numara. İkinci sırada Amerika'nın 696. Buyurun. Şimdi böyle bir yapı içinde para... Her türlü marazayı çıkarır. Çünkü para sadece para değildir. Para kültürdür, para siyasettir, para dindir. Çünkü hep söylerim, parayı ve dini kontrol eden siyaseti kontrol eder. Parayı, dini, siyaseti kontrol eden bilimi kontrol eder. Bunları kontrol eden absolute power dediğimiz mutlak gücü kontrol eder. Peki böyle bir savaş olasılığında kim kimin yanında yer alır? Mesela Rusya
kimin yanında olmayı tercih eder ya da çekimser mi kalır? Oylum kardeş, muhteşem bir soru. İşte bütün devletlerin, herkesin, adeta politikacıların dansöze döndüğü bir dönemi yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü şöyle dönüyor, böyle benden olmak zorundasın diyor. Biden'a katil diyor, ondan sonra Belçika'da bir araya gelip canım cicim imajı veriyorlar ama altta neler dönüyor belli değil. Şu anda insanlık tarihinin son 100 yılında, hadi onu da geçelim, 2. Dünya Harbi'nden bu tarafa ilk defa politik renklerin, çizgilerin flulaştığı, yani iyice böyle ya siyah mı, kırmızı mı, beyaz mı, insanların, siyasetçinin tereddüde düştüğü, toplumların tereddüde düştüğü, akademisyenlerin tereddüde düştüğü, bunun içinde çok derin okumalar gerekiyor. Yani şöyle cımbızlamak gerekiyor. Cımbızlaya cımbızlaya oradan bir tanesini bulup çekeceksiniz. Sonra bakacaksınız, o hani şimdi bir teknoloji dayatılıyor ya insanlığa, blockchain, blok zincir. Onu o zaman alacaksınız, blok zincirin üstüne ekleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bu böyle gidiyor. Bu yapı içinde baktığımızda önümüzdeki 10 yılda çok riskli, hiç umulmadık bir anda savaş çıkabilir. Hiç umulmadık bir anda vallahi hadi el sıkışıyor denilebilir. Ama bu noktada ben vatanım için söylüyorum tabii, ülkem için, Türkiye'm için, canımız için söylüyoruz. Çünkü burası bizim geleceğimiz. Hı hı. Bu noktada Türkiye akıllı politikalarıyla, hani Anadolu'da güzel bir laf vardır. Ne kızı vereceksin ne de dünürü küstüreceksin. Yani ne Pekin'e, yani teslim olacaksın Londra Pekin eksenine, ne Berlin Washington DC eksenine teslim olacaksın. Hı. Oraya da buraya da diyeceksin ki kardeşim, ben sizin oyununuzda bir oyuncu olarak yer alırım. Ama benim hür, müstakil, bağımsız, o rahmetli Atatürk'ün her şeyin üstüne koyduğu bağımsızlık var ya, hürriyet, o çizgide bağımsız ve hür bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak benim menfaatlerimi de gözettiğiniz sürece ben size bunu veririm, ben sizden bunu isterim. Hı. Şimdi diyerek çok güzel, yani ben onu şöyle özetliyorum Oylum Hanım. Türk tarihinde son 200 yılda İki dahi politikacı vardır. Şimdi maalesef bu iki dahi politikacının lehinde aleyhinde olunlar. Birisi Cennet Mekanut'un Abdülhamit Han'dır. Yani çok dahi bir politikacıdır ki ben öğrencilerime anlatırken Cumhuriyet'in kurucusu olarak zaten Abdülhamit'i anlatırım. Çünkü Abdülaziz'in başlattığı, Abdülhamit'in bir yere getirdiği okullarda Atatürkler, Fevzi Paşalar, Karabekirler, İnönüler, Alisan Sabisler, Orbaylar, bu insanlar, yani o milli mücadelenin kahramanları bu okullarda yetişmiştir Abdülhamit'in. İkincisi ise, açık ifade edeyim, devletimizin banisi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi baktığınızda o günkü şartlarda kuzey yanıyor. Rusya'da Bolşevik depremi olmuş. İnsanlar birbirini boğazlıyor. Ama Sovyetlerle, Bolşeviklerle iyi geçiniyor. Batıyla iyi mücadele ediyor ama bir taraftan da batıyla da şeyi koparmıyor. Şu anda Türkiye'nin Rusya'yla, Çin'le, Almanya'yla, Amerika'yla, İngiltere'yle, İsrail'le, İsrail'i yabana hiç kimse atmasın, bütün bu ülkelerle iyi ilişkiler kuracaksanız, buna Putin de dahildir, İsrail'i göz ardı edemezsiniz. Çünkü İsrail şu veya bu şekilde dünyadaki asimetrik güçlerden biridir. Çok önemli. Bak, asimetrik güçlerden biridir. Mutlak düşmanlık yoktur. Mutlak dostluk yoktur. En muhafazakar iktidarımız şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Filistin için, efendim, Arap ülkeleriyle bir kısım politikalar geliştirdi. Ama döndüler onlar İsrail'le beraber halvet eğiliyorlar. O zaman şu var. Biz de İsrail dahil, Mısır dahil mutlaka yeni bir bakış açısıyla politikalar geliştirmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Bu güzel cumartesi günü dünyanın geleceğine dair çeşitli söylemler ve bu söylemler üzerine reel politikaları paylaştığınız için. İyi ki varsınız. Rica ederim, siz davet ettiniz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Hocam yine çilek reçeli getirmiş bana. Çok 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 teşekkür ediyorum. Hocam geçen sefer sizinle çilek reçeli muhabbeti yaptıktan sonra her yerden bize çilek reçeli yağdı. Bu vesileyle bizlere çilek reçeli gönderenlere de çok teşekkür ediyorum. Oylum Hanım, Türk kültürünün temel şeyi küçük büyük karşılıklı hediyeleşmektir. Ben uzun yıllar Amerika'da kaldığım evlerde, yani ailelerin yanına,
Diğer Japonlar, Koreliler, başka ülkelerden de, yani bir aklıma geldiği için Almanı, Fransız, onlardan da kalır. Onlar genelde pek bir şey getirmezler veya getirdiklerini kendi başlarına yer. Ben onu oturup akşam sofraya ortaya koyup herkesin tatmasını sağlardım. Bu bizim kültürümüz. Batı veririm vermen için. Bak Batı kültürü. Türk kültürü veririm helal olsun der. O zaman tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Evet. Ve hocamızla birlikte biz de ikinci saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde tekrar sizlerle beraber olacağız. Onda görüşmek üzere, kısa bir reklam. Üçüncü saatimize başlıyoruz. Burası hafta sonunda haberlerle başlayacağız. Sonrasında Doktor Ümit Aktaş bizlerle beraber olacak. Önce haberler. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı. Kazanan isim muhafazakar aday İbrahim Reisi oldu. Sonucu İran Devlet Televizyonu duyurdu. Reisi'nin 17.8 milyon, 3 rakibinin ise toplamda 6.7 milyon oy aldığı belirtildi. Bu sonuçla Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in yakın müttefiklerinden biri. Devrim muhafızları tarafından da destekleniyor. Reisi yıllar önce siyasi tutukluların idam edilmesinde oynadığı rol nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı yetkililer arasında yer alıyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı düzenlendi. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kişi AK Parti Hani ilçe binasının önüne geldi. Elindeki molotof kokteylini ateşledi. Molotof kokteylini binaya fırlatan şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Molotof kokteyli AK Parti flamalarını da tutuşturdu. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Can kaybı ya da yaralanan olmayan saldırının ardından iki kişi gözaltına alındı. Saldırıya tepkilerde gecikmedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti Diyarbakır Teşkilatı ve Hani ilçe Teşkilatı dimdik ayaktadır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı paylaşımda alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kastedenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise saldırıyı lanetleyerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır mesajını paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada Şiar Erzurum kod adlı PKK'lı terörist İslam Biliz'in Türkiye-İran sınırında yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan teröristin 2015 yılında PKK terör örgütüne katıldığı ifade edildi. İran kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı, İran'da da faaliyet gösterdiği paylaşıldı. Terörist Biliz'in İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'de dün gece 17 kentte operasyon hareketliliği vardı. İstanbul merkezli 17 ilde Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında
örgüt imamı tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve teşhisler üzerine 6'sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul'da yağmur dinmek bilmiyor. Dün pek çok ilçe ve semtte caddeler, sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Yağış gece boyunca sürdü. Halen de devam ediyor. Peki dışarıda son durum ne? Hemen Ozan Kelleci'ye soralım. Ozan karşımda. Ozan, yağmur bugün de sürüyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul full yağışlıydı. Önümüzdeki haftada yağışların devam edeceği söyleniyor. Şu an itibariyle son durumu senden alalım. Seni dinliyoruz. Oluntulu İstanbul'un aslında birçok farklı noktasında yağmur etkisini gösteriyor. Ancak şu an bulunduğumuz noktada Haliç'te biraz daha sakinleşmiş durumda. Meteoroloji aslında şiddetli yağmur konusunda uyarılarda bulunmuştu. İstanbul'da aslında hafta başından beri devam eden yağmurlar gece saatlerinden de itibaren etkisini göstermeye başladı. Şu anda da İstanbul'un birçok farklı ilçesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bir yandan Özgün Öztürk sizlere Haliç Köprüsü üzerindeki bu trafiği gösteriyor aslında. Yağış trafiği de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Yine bu noktada da araçlar yağmurun etkisinden dolayı kaygan zemin oluşabileceğinden daha yavaş ve daha sakin bir şekilde hareket ediyorlar. Şiddetli yağmur dediğimiz gibi gece saatlerinden beri devam ediyor. Şu an İstanbul'un farklı noktalarında etkisini de gösteriyor. Yine yollarda ufak çaplı ve geniş çaplı bölgesel olarak su birikintileri oluşmaya başladı. Zaman zaman da belli bölgelerde şiddetini daha da arttırıyor ve yine yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar da bulundukları noktalarda aslında en yakın otobüs duraklarına ve tente hatlarına sığınmaya devam ediyorlar. Yağmur konusunda da şöyle bir bilgi verelim. Aslında Avrupa yakasında Boğaziçi'nin bu çevresinde yaklaşık 1 saat içerisinde, Anadolu yakasında da 2 saat içerisinde yağmurun artık yavaş yavaş dinmesi bekleniyor. Ancak yeniden başlama ihtimali de var. Dün de sizin söylediğiniz gibi İstanbul'da pek çok farklı noktada yağmur etkisini göstermeye başlamıştı. Keza yine Galata Kulesi etrafında da birçok sokak su altında kalmıştı. Ve yine Gazi Osman Paşa, Avcılar ve Eyüp Sultan gibi yerlerde de şiddetli yağmur, sel gibi su baskınlarına da ortaya çıkarmıştı. Şu anda yine İstanbul trafiğinde de etkisini göstermeye devam ediyor aslında. Yine bu noktada da bir yoğunluk var. Yine metrobüste de görüyorsunuz yine vatandaşlar da şu an biraz daha yağmur yağmadığı için aslında daha hızlı bir şekilde metrobüse binmek için çaba sarf ediyorlar yine. Burada trafik devam ediyorduk. Yine E5 üzeri, E6 üzerinde de, TEM üzerinde de bir trafik var. Oradaki trafik yoğunluğu da Sultan Gazi'den başlıyor. Kağıthane'ye kadar devam ediyor. Şu an İstanbul trafiğindeki yoğunluk %46 seviyesinde. AKOM'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Dün öğle saatlerinden bu yana etkisini gösteren yağmur aslında İstanbul'da 17 farklı noktada su baskınlarına neden oldu. En fazla yağış alan noktalardan biri de Arnavutköy, Hadımköy ve Şişli çevresiydi. Arnavutköy'e metrekarede 49, Şişli ise 40 kilogram civarında yağmur düşmüş durumdaydı. Şu an aslında yağmur etkisini hafif hafif azaltmış durumda. İlerleyen dakikalarda ne olacak, yağmur dinecek mi, daha da mı şiddetlenecek, hep birlikte göreceğiz. Oylum Tanı. Evet, Ozan'a teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle Haliç civarında, Ozan'ın bulunduğu bölgede yağış gözükmüyor. Ancak İstanbul'un geneli yağışlı ve önümüzdeki haftaya da sirayet etmesi bekleniyor bu yağışların. Beklenti o yönde en azından. Evet, şimdi korona salgınıyla devam edeceğiz. Korona salgını deyince bazı isimler öne çıkıyor. Bunlardan biri de BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin. Uğur Şahin'den bir uyarı var. Şahin diyor ki, yeterince dikkatli olmazsak 4. dalgayı yaşayabiliriz. Hindistan varyantı olan Delta mutasyonunun 4. dalgaya neden olabileceğini söyledi Şahin. Peki 4. dalga uyarısı ne kadar gerçekçi? Türkiye'de 4. dalga riski var mı? Uzmanlara sorduk. Cevaplar haberimizde. Umuyorum 4. dalga gelmez. Henüz 4. dalga dünyayı etkisi altına almadı. Ancak uyarısı geldi.
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, koronavirüs varyantlarıyla artan vaka sayılarına dikkat çekti. Şahin bu durumun salgında dördüncü dalgaya neden olabileceğini savundu. Delta mutasyonu buna yol açabilir dedi. Ya bu tip şeyleri zaten bekliyorduk. Hani çok beklenmeyen, sürpriz olan bir şey değil. Aynı şekilde korunmaya devam edeceğiz. Yani yoğun olarak aşı yapılması hepimizi sevindirdi ve umut verici tabii ki ama yani bu rahatlatmamalı bizi ve bence tedbirleri elden bırakmamaya devam etmeliyiz. Hala tam olarak çünkü bunun bir çaresi bulunmuş değil. Hepimizin çok temkinli olması gereken bir durum. Bu Delta varyantı, başlangıçtaki İngiliz varyantı dediğimiz ve hani bizdeki büyük dalgayı, Nisan'daki büyük dalgayı yaptığını düşündüğümüz varyantın bir çeşidi %90 daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Ve ev içi bulaşmada da %60 daha etkili olduğu düşünülüyor. Olduk aşılarımızı filan ama inşallah olmaz. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Elimizden gelen önlemlerimizi alacağız. İngiltere'de nüfusun yaklaşık %50'si aşılandı. Ancak bu ülkede Delta yani Hindistan varyantı artıyor. Bunun üzerine Uğur Şahin dördüncü dalga uyarısı yaptı. Gözler Delta varyantına çevrildi. Daha hızlı ve kolay bulaşıyor. Hastaneye yatış oranlarını daha da artıran bir varyant bu. O kadar kolay bulaşıyor ki bu virüs henüz aşı olmamış kişiler arasında da hızlı bir şekilde yayılıp yeni bir dalganın oluşmasına sebep oldu İngiltere'de örneğin. Uzmanlar Delta varyantına karşı dikkatli olunması gerektiği görüşünde. İki doz aşıyı çok hızlı tamamlayamayan ülkeler ve gittikçe hızlanan bir aşılama var ama o kritik eşik geçilmediği sürece rahat nefes alabilmemiz çok da mümkün değil. Hele ki tedbirleri elden bırakmak ve aşının sevinciyle hani salgının varlığını unutup gölgelemek hiç mi hiç mümkün değil. Bazı sorunlarla karşılaşacağımızı ben de düşünüyorum. Dördüncü dalgaya karşı uyarıda bulunan bir diğer isimse Mehmet Ceyhan oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi bu Delta varyantı ne kadar? Yani iki ay önce Sayın Bakan 5 tane Hindistan varyantı tespit ettik dedi ve 2 aydır hiçbir bilgi yok. Eğer bu sonbahara toplumun %70-75'ini aşılamadan girerseniz bir dördüncü dalga kaçınılmaz zaten. Bir dördüncü dalga yaşama riskini belirleyen birinci faktör Delta varyantının sizdeki yaygınlık derecesi. Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları için önemli bir adım attı. 81 il sağlık müdürlüğüne ek ödeme genelgesi gönderildi. Aşı odalarında görev yapan personele ek ödeme yapılacak. Biz 1,5 yıldır pandemi başladığından beri fazlasıyla 7/24 her aşamada görev yaptık. Yorulsak da yorulduk demiyoruz. Yorgun ama mutlu insanlarız. Onlar koronavirüsle mücadelenin kahramanları. Salgın sürecinde gece gündüz demeden hep en ön saftalar. Aşılama çalışmalarında üst üste gelen rekorlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık personelinin yüzünü güldürecek önemli bir adım attı. Bu aşı odalarında görev yapan sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşturulan aşı odalarında görev yapan personeli ek ödeme konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi. Tabii ki bu bize çok büyük bir sevinç oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bu bize verdiği ek ödeme bizim motivasyonumuzu artırdı. Zafere çok az kaldı. Buna inanıyoruz. Ek ödemeler doktorlar için %30, doktor dışı sağlık hizmetleri sınıfı personeli için %100 artırımla uygulanacak. Tabii ki biz bu zor süreçte hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan görevimizin başındaydık ve başında olmaya devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Sırada bu kadar da olmaz dedirten bir haber var. İstanbul'da iki kardeş kendi paylarına düşen mirasla yetinmedi. 75 yaşındaki annelerinin ve zihinsel engelli kardeşlerinin malına mülküne de el koydu. İnsanın evladı böyle olur mu diye soran çaresiz anne, öz evlatları tarafından dolandırıldı. Zihinsel engelli çocuğu ortada kalmasın diye mahkemenin yolunu tuttu. İnsanın evladı böyle olur mu?
Helal süt verdim. İki kardeş bir oldu. 75 yaşındaki annelerinin de zihinsel engelli kardeşlerinin de malına mülküne olduğu bittiği getirip el koydu. İnsanın böyle evladı olur mu diyen anne bu yaşında öz çocuklarına dava açmak zorunda kaldı. Yavrularım dedi ki bana, anne sen oralara buralara gidip uğraşma. Ver vekaletini, biz hemen hallederiz. Aldılar, notere götürdüler. Üç çocuk annesi Ayşe Korucu, zihinsel engelli oğlu Deniz'le birlikte Eyüp Sultan'da yaşıyor. Miras kalan iki daire, bir dükkan aileyi ikiye böldü. İki kardeş bir olup onların hissesini emaneten kendi üzerine geçirdi. Şimdi de aldıkları emaneti geri vermiyorlar. Ne olur yavrum, şu malı bölüşelim diyorum. Kızım, oğlum Cengiz'im bana dedi ki resmen, sen para düşünüyorsun. Ben parayı ne yapayım bu yaştan sonra be evladım. Ama onlar Deniz mi düşünmeyince ben de mecbur kaldım. Ayşe Korucu'nun tek isteği %55 zihinsel engelli oğlu Deniz'in yarınlarını güvence altına almak. Benim hakkımı çok yediler. Annemin çok hakkını yediler. Abim benden şikayetçiyim. Kız kardeşim ben de. Hepsi beni ittiler. Kovdular beni. Ana oğul çaresiz mahkemenin yolunu tuttu. Taşınmazların ve miras payının iadesi için tapu tescil iptal davası açtılar. Mahkeme taşınmazlara tedbir koydu. İki çocuğu buna da itiraz edince anne de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına helal süt emdirdim dediği diğer iki evladı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yani şu anda benim müvekkillerimin hiçbir şey üzerlerine kayıtlı değil. Biz dolandırıldığımızı anlıyoruz ve ben bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına nitelikli dolandırıcılıktan Yeliz Korucu ve Cengiz Korucu aleyhine soruşturma dosyası açtırdım. Anne dedi ben bu evlerde oturmuyorum. Dolandırıldığını iddia eden kişi paramotor kiraladı. Arkasına dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum yazdırdığı afişi astı. Paraşütçü o yazıyla Trabzon semalarını dolaştı. Şirketten 23 milyona yakın bir para transferi yapmış. Dolandırıldığını iddia etti. Paramotor kiraladı, hakkını havada aradı. Ortaya çıkan görüntülerse bir hayli ilginçti. Karada bulamadığım adaleti göklerde aradım. Durmayacağım. Gerekirse deniz yoluyla hakkımı arayacağım. O da olmadı, deniz altında arayacağım. Trabzon'da yaşayan İlknur Malkoç, hissesi olduğu akaryakıt istasyonunda ortağı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Mahkeme takipsizlik verdi. Ben şoka uğradım. Takipsizlik kararı sonrası İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç paramotor kiraladı. Arkasına dolandırıldım. Hakkımı havadan da arıyorum yazdırdığı afişi astı. Sonunda böyle bir şey yapmaya karar verdim ki sesimizi duysunlar. Şimdi de zaman aşımına uğruyor dosya. İddiaların hedefindeki ortaksa suçlamaları reddetti. Bizden para koparmaya çalışıyor dedi. Ordu'da bir inşaatın önünden geçenler şaşkına döndü. Çünkü inşaatta bir maymun vardı. Önce polis devreye girdi, ardından doğa koruma ekipleri. Sonrasında neler yaşandı onu da haberimizde izliyoruz. Anavatanı güney mahallesi olan bir maymun. Anavatanından binlerce kilometre uzakta Türkiye'de üstelik de bir inşaatta bulundu. Yaralı maymun koruma altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir inşaatın önünden geçenler bu küçük maymunu görünce şaşırdı. Maymunu korkutmamak için kimse yaklaşmadı. Yetkililer çağrıldı. Bölgeye polis ve doğa koruma milli parklar ekipleri geldi. Maymunun türünün örümcek maymunu olduğunu ve 7-8 aylık bir yavru olduğunu tespit ettik. Sarılmış gibi oldu mu? Yaralı maymun hemen veterinere götürüldü. Yarası tedavi edildi. Kontrolleri yapıldı. Genel durumu gayet iyi. Tek çene altında bir yırtılma var. Bu da büyük olasılıkla bir yerden atlama esnasında bir yere çarpıp orada yırtılmış olabilir, bir yere takılmış olabilir. Ekipler maymuna bir de yeni yuva buldu. Biz de örümcek maymunumuzu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine gönderdik. Bundan sonraki yaşamını orada sürecek. Örümcek maymunların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Doğal ortamı dışında bakmak ve beslemek yasak. Türkiye'ye girişleri ise özel izne tabi. Bu kurala uymayanlara ise 8.692 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
Polis şimdi maymunun inşaata nasıl geldiğini ya da kimin bıraktığını araştırıyor. Bartın'da seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü aracını kenara çekip can havliyle kendini dışarı attı. Alevler aracı küle çevirdi. Hasan Doğan Amasra ilçesinde aracıyla seyir halindeydi. Kaput altından duman çıktığını görünce aracını yol kenarına park etti. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Şimdi bir haber getireceğiz ekranınıza. Deyim yerindeyse Yunanistan bu haberle çalkalanıyor. Yunanistan'da soyguncuların karısını öldürdüğünü iddia eden bir kişinin asıl katil olduğu ortaya çıktı. Gencecik bir çift, bir tanesi 32 yaşında, bir tanesi 20 yaşında, 16 yaşında iken tanışıyor, 2 sene bekliyorlar, 18 yaşında evleniyorlar. Kızın annesi İngiliz, babası Filipinli, etraflarında son derece mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Bu arada bir cinayet işleniyor. Cinayetten sonra olayda yapılan araştırmalar, daha doğrusu kocanın söyledikleri şöyle bir tablo çiziyor ortaya. İşte soyguncular eve giriyorlar, villa, evdeki 10 bin euroyu, saati alıyorlar, evdeki köpeği öldürüyorlar ve asıyorlar, ağaca asıyorlar. Bu arada çiftin bir tane kız bebeği var, 11 aylık, annesinin yanında, cansız bedeninin yanında ağlarken bulunuyor. Koca pilot, o da uçuşa gidiyor. Olay bundan ibaret. Fakat asıl hiç öyle değil. Ölen kadının akıllı saati ve katilin cep telefonundaki sağlık verilerinin incelenmesiyle olay aydınlığa kavuşuyor. Detayları da haberimizde izliyoruz. Ölen karısının ardından gözyaşı döktü. Sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Sonunda katil kendisi çıktı. Yunanistan'da gündem helikopter pilotu Babis Anagnostopoulos. 33 yaşındaki adam 11 Mayıs'ta polisi aradı. Evlerine hırsız girdiğini, kendisini bağlayan hırsızların eşini öldürdüğünü söyledi. Polis evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evin köpeği öldürülüp bahçeye asılmıştı. Anagnostopoulos'un 20 yaşındaki İngiliz eşi ise cansız bir halde yataktaydı. Kucağında da çiftin 11 aylık bebeği vardı. Polis, gözü yaşlı eşin verdiği eşkal üzerinden hırsızları aramaya başladı. Olayla ilgili bilgi sağlayacak kişiye 300 bin euro, yani yaklaşık 3 milyon lira ödül vereceğini duyurdu. Polisin soruşturması sürerken Anagnostopoulos, sosyal medya hesabından eşiyle çekilen fotoğrafını paylaştı. Bir de mesaj ekledi fotoğrafa. "Her zaman beraberiz, hoşça kal sevgilim" diye yazdı. Ancak elektronik kayıtları inceleyen polis, bazı tuhaflıklar fark etti. Evdeki güvenlik kameralarının kartları soygundan önce çıkarılmıştı. Genç kadının akıllı saatini inceleyen polis, kalp atışlarının söylenen saatlerden önce durduğunu belirledi. Asıl ipucuysa Anagnostopoulos'un akıllı telefonundan çıktı. Telefonunda kayıtlı sağlık verilerine göre soyguncular tarafından bağlandığını söylediği saatte hareket halindeydi. Polis, şüphelinin cinayeti soygun gibi göstermeye çalıştığını tespit etti. Sahte gözyaşı döken eşi, karısının mezarı başında gözaltına aldı. 33 yaşındaki şüpheli sonunda suçunu itiraf etti. Çin'de doğum oranları azalırken kısırlık oranı artıyor. Hükümet çocuk sahibi olma yönündeki kısıtlamaları kaldırsa da hayat şartlarının gençleri çocuk yapma planlarını ertelemeye zorladığı belirtiliyor. Çin'de doğumlar ve doğurganlık oranı azaldı. Kısırlık oranı arttı. Araştırmacılara göre hayat şartları çocuk yapma planlarını ertelemeye zorluyor. South China Morning Post'un haberindeki veriler Çin'deki her 5,6 kişiden birinin bebek sahibi olamadığını ortaya çıkardı. Buna göre ülkede 2007'de %12 olan kısırlık oranı 2020'de %18'e çıktı. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayınlandı. Çin'de uzun yıllar devam eden çocuk sahibi olma kısıtlamasına dayalı aile planlama politikası nedeniyle kısırlık sorunu önemsenmiyordu. Kısıtlamaları esnetme kararı alan Çin, ailelere en fazla 2 çocuk hakkı tanıyan resmi politikayı terk etti. Ama sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği hayat şartlarının gençleri çocuk yapma planlarını ertelemeye zorladığı ve orta yaşlı yetişkinlerde kısırlık sorununa daha fazla rastlandığı belirtildi.
Çin'de 2020'de doğumlar bir önceki yıla oranla %18 azaldı. Yaklaşık 12 milyon bebek dünyaya geldi. Kadın başına doğum oranı 1,3'e geriledi. Tüm bu veriler Çin'de nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arizona'da çıkan orman yangınları yüzlerce kilometre karelik alanı küle çevirdi. Yüzlerce kilometre karelik arazi küle döndü. Orman yangınlarından geriye işte bu manzara kaldı. Arizona eyaleti tarihinin 6. en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. 10 Haziran'da alevler 600 kilometre karelik bir alana yayıldı. Bölgede binden fazla itfaiye çalışanı alevleri söndürmek için mücadele veriyor. 2 yıl önce böyle bir tane vardı ama bunun gibisi yok. Bu dağ gibi bütün alana yayıldı. Bölgede hava sıcaklıkları ise rekor seviyelere ulaştı. En kötü senaryo ise alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması. Yetkililer yangının ay sonuna kadar kontrol altına alınmasına hedefliyor. Ancak o zamana kadar bölge halkının her duruma hazırlıklı olması istendi. ...2300 rakımlı Anzer yaylasında dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için arıcılar yaylaya çıktı. Şimdiden 500 kişi Anzer balı için ön sipariş verdi. Geçen yıl kilosu 1000 liradan satılan balın bu yılki fiyatı merak konusu. Anzer yaylasında bal sezonu açıldı. 200 arıcı 3000 kovanla yaylaya çıktı. 3000 kovanda biz burada ortalama 5 ton civarında bir bal bekliyoruz. Yani olması gereken bal da odur. Anzer yaylası Rize'nin İkizdere ilçesinde 2300 rakımda bulunuyor. Yayla 40 endemik 300'e yakın çiçeğiyle zengin bir floraya sahip. Bu da o çiçeklerle beslenen arıların balına lezzet olarak yansıyor. Görmüş olduğunuz bu flora, bu çiçek zenginliği, rakımın yüksekliği. Arılar bu floradan nektar alıyorlar ve bunu bala dönüştürüyorlar. Dolayısıyla bu bal özellikli bir bal, kaliteli bir bal. Havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar kovanlarını aldı, Anzer yaylasına çıktı. Üretim başlamadan ballara şimdiden 500 müşteri çıktı. Fiyatlara ise zam kapıda. Fiyat şu anda belli değil. Önümüzdeki ay içinde bir kongre yapacağız. Muhtemelen fiyatta bir miktar artış yapmayı düşünüyoruz. Kovandan çıkan her bal satılmıyor. Polen analizinden sonra ballar uygun kalitede ise tüketiciyle buluşuyor. Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderiyoruz. Tahlil sürecinden sonra Anzer balı kriterlerine uygun olan ürünler Anzer balı olarak satılıyor. Fiyatı altınla yarışan Anzer balının kilosu geçen yıl 1000 liradan satılmıştı. Değişen iklim koşulları sezon çiftçisini yeni ürün arayışına sevk etti. Geçmişte tütün üretimiyle öne çıkan Sason artık kendine özgü çile ile adını duyuruyor. Üstelik tadı ve kokusuyla coğrafi işaret tescili de aldı. Sason'daki başarı öyküsüne yakından bakıyoruz şimdi. ...2007 yılında 15 dekarda başladılar. Ve burada o döneme kadar kimsenin çilekle ilgili bir bilgisi de yoktu. 14 yıl önce deneme amaçlı çekildi. Ekim alanı 15 dekardan 1500 dekara çıktı. Coğrafi işaretli belgesi olan Sason çileği yöre halkına gelir kapısı oldu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bir marka olmuş ve bu markası da tescillenmiş bir ürünle karşı karşıyayız. Batman denince akıllara tütün üretimi geliyordu. İklim değişikliği bölge halkını yeni ürün arayışına itti. 2007 yılında Sason'a deneme amacıyla ekilen çilekler büyüyünce bölge halkının umudu da büyüdü. Sason çileği kendine astadı ve aroması sayesinde coğrafi işaret belgesi de aldı. Tescilli çilek ilçe ekonomisine can kattı. Sason çileğinin ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir para değil. Tütünden sonra gerçekten bir can simiti görevini Sason çileği gördü, geçim anlamında Sason çiftçisine. İlçe pazarının aranılan ürünleri arasına giren Sason çileği Avrupa ve Orta Doğu'da da rağbet görüyor. Haziran ayının neredeyse sonuna geliyoruz ama hava
Tam olarak henüz yaza dönmedi. Yağmurlar sürüyor ancak sanki sıcak günler çok yakında gibi. 1,5 yıldır evlerde kaldığımız, evlere kapandığımız bu dönem sonrasında güneşten faydalanmak da çok önemli. Malumunuz D vitamini, D vitamininin önemini, mevsimde sebze meyve tüketiminin önemini ve yazın yoğun olarak kullanılan sinek savarlardaki tehlikeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş. Günaydın. Günaydın. Evet, öncelikle şu güneşten faydalanmaktan bahsedelim. Daha bir türlü havalar düzelmedi. Şöyle bir doya doya güneşlenemiyoruz, D vitamini alamıyoruz ama bir yandan zararlı güneş ışınları ama bir yandan da olmazsa olmazımız. D vitamininden nasıl faydalanacağız? Doğal D vitaminine nasıl ulaşacağız? Aslında doğal D vitamini için olması gereken tek şey hava kirliliği olmayan bir yerde öğlen 11 ile 1 arasında güneş tepede dik gelirken en az 20 dakika güneş yağı kullanmadan güneşlenmek. Ama bunu nereden bulacaksınız? İstanbul'da örneğin hava kirliliği olmayan doğru dürüst bir yer yok. Büyük şehirlerin hemen hemen hepsi aynı vaziyette dünyanın her yerinde. Onun için olabildiğince dağ tepeye kaçın, medeniyetten uzaklaşın ve güneşlenmeye gayret gösterin. Güneş çok önemli. Biliyorsunuz bizim çok güzel bir atasözümüz var. Güneş giren eve doktor girmez. Doğru. Yani aslında biz geleneksel olarak tarihten bu yana güneşin önemini biliyoruz. Güneş olmadan sağlıklı yaşam olmaz. Fakat bu yüzyılda bir hurafe, bir dogma atıldı ortaya. Dediler ki bize güneşten uzak durun. Çünkü cilt kanserleri arttı. Güneşlenmeyin, özellikle dik geldiği saatlerde güneşin altında durmayın, yatağa geldiği saatlerde kısa süre güneşlenin dediler. Bu tamamen bir dogmadır. Hı hı. Çünkü bunun aslı astarı bilimsel desteği yoktur. Niye yoktur? Güneşin dik geldiği saatlerde ultraviyole B ışını gelir. Bizim cildimizin altında D vitamini üretilir. Ultraviyole B ışığı gelmeden cildimizin altında D vitamini üretilemez. Hı hı. D vitamini aslında bir hormondur. Bir vitamin değildir. Vücudumuzda üretilen bir hormondur. Bizim vücudumuzun ürettiği vitamin yoktur. Sadece K ve H vitaminleri üretilir. Onları da bizim vücudumuzdaki bağırsaklarımızdaki probiyotikler üretir. Bizim vücudumuz üretmez. Vücudumuzda üretilen tek vitamin olarak D vitamini adlandırılır. Oysa ki D vitamini kolekalsiferol isminde bir hormondur. Vitaminler bulunurken yanlış adlandırılıp D vitamini diye adlandırılmıştır. Hmm. Yani ultraviyole B almadan biz D vitamini üretemiyoruz. Peki güneşin yatağa geldiği saatlerde ne oluyor? Güneşin yatağa geldiği saatlerde ultraviyole A geliyor dünya üzerine. Ultraviyole A maalesef kanserojen güneş ışığıdır. Özellikle bu ozon tabakasındaki delinmelerden sonra ultraviyole A'nın kanserojen etkisi daha da artmıştır. E bize ne dediler yıllar boyunca? Yatağa geldiği saatlerde çıkın, dik geldiği saatte uzak durun dediler. Bu bilimsel olarak tamamen yanlıştır. Hmm. Bilimsel desteği yoktur. Nitekim bugün cilt kanserlerinin artmasının sebebi de güneşlenme falan değildir. Cilt kanserlerinin artmasının sebebi kullanılan kimyasallardır. Hmm. Kimya bilimi 1870'lerde ilk patlamasını yaptı. 1900'lerin başından itibaren kozmetiklere sıçradı. 1900'lerin başından itibaren ne zaman kimyasal kozmetikler kullanılmaya başlandı? Dünyada da cilt kanseri patladı. Yani suçu hiç güneşte aramayalım. İnsanoğlu tarih boyunca her zaman güneşin altındaydı. Ama hiçbir zaman bugünkü kadar çok cilt kanseri görülmedi. Çünkü doğru güneşi insanoğlu geleneksel kültürle birbirine aktarıyordu. Yani herkes aslında öğlen güneşinin altında kalması gerektiğini biliyordu. Güneşten kaçınmaması gerektiğini biliyordu. Kimse güneş kremi diye bir şey kullanmıyordu. Kimse makyaj yapmıyordu. Suratına orasına burasına kimyasallar sürmüyordu. Ve cilt kanseri de yok denecek kadar azdı. Ne zaman kimyasallar başladı? Ne zaman yanlış güneşlenmeler başladı? İşte o zaman cilt kanseri patladı. Üstelik bugün dünyaya baktığınızda insanların çoğunluğunda D vitamini eksikliği olduğunu görüyorsunuz. Bizim toplumumuzda da böyle. D vitamini korkunç derecede eksik. Bir salgın hastalık gibi D vitamini eksikliği görüyoruz. Bunun birinci sebebi güneşten yeterli ultraviyole B alamamak. İkinci sebebi yağ fobisi nedeniyle bize işte ciğeri yasaklamaları, sakatatı yasaklamaları, yağı yasaklamaları. Çünkü D vitamini yağda çözünen vitamindir. Yağlı gıdalarla birlikte biz günlük üretimimiz olan D vitamininin %20'sini 25'ini alırız. Ama yine güneş ışığına ihtiyaç vardır aktive olması için. Hı hı. Yetmedi bir de D vitamini sizi kanserden korur. Hı. Yani kanserlerin artışının altındaki en önemli sebeplerden bir tanesi D vitamini eksikliğidir. D vitamini başka ne yapar? D vitamini sizi diyabetten korur. D vitamini sizi romatizmadan korur. D vitamini sizi alerjilerden korur. D vitamini sizi viral hastalıklardan korur.
COVID'den korur. Türk insanının genelde D vitamini ile ilgili istatistiğine baktığımızda hep düşük. Evet, düşük. D vitamini ve B12 konusunda sıkıntı çekiyoruz. Toplumumuzda yaygın bir düşüklük var. Toplumumuzda ciddi bir düşüklük var. Bunun sebebi ne? Halbuki çok güzel güneş alan bir ülkeyiz. İşte az dışarıdayız. Nedir yanlış olan bir ne? Bir, hava kirliliği. Hava kirliliğinden dolayı yeterince ultraviyole B inmiyor dünya üzerine. Hmm. İki, İşte bu yağ fobisi nedeniyle gıdalarla aldığımız yağın azaltılması, insanların yağdan uzaklaştırılması bu son derece yanlıştır. Hı hı. Üç, çok önemli bir şey, yanlış güneşlenme. Az önce söylediğim, insanları tıp bilimi yanlış bir bilgiyle, dogmatik bir bilgiyle, hiçbir bilimsel referans olmadan güneşin dik geldiği saatlerde güneşten uzaklaştırdılar. Aman dik geldiği saatlerde çıkmayın, yatay geldiği saatlerde çıkın. Yatay geldiği saatlerde istediğiniz kadar güneşlenin, vücudunuz D vitamini üretmez. Bu ozon tabakasıyla ilgili durumlardan, hani bir ara çok ciddi bir ozon tabakası problemi, hı-hı, yaşıyorduk ya, o dönem çıktı aslında bu. Güneş ışınlarının zararları, direkt çıktı. Gelmesi. Daha öncesinde de bunu söylüyorlardı zaten. Ozon tabakası ne yapar biliyor musunuz? Ozon tabakası bir filtrasyon görevi görür. İki, hı-hı, tane fonksiyonu vardır. Bir, bizim soluduğumuz havanın uzaya kaçmasını engeller. Hapseder o havayı. Hı-hı. Daha ağırdır çünkü. İki, ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarının, ultraviyole A'nın dünyaya fazla miktarda gelmesini engeller. Bir filtrasyon görevi tutar. Hı-hı. Ozon tabakası delinince, tabiri caizse, zarar verilince ozon tabakasına, güneşin zararlı ışınları ultraviyole A dünya üzerine daha çok gelmeye başladı. Hı hı. Ve bu da kanserojen etkiyi artırdı. Bizim için gerekli olan faydalı ışın ultraviyole B ışınıdır. O da gündüz güneşin dik geldiği saatlerde. Kabaca Türkiye için yaz aylarında 11 ile 1 arasında dünya üzerine gelir, Türkiye üzerine gelir. Bir faydası daha var güneşin, çok önemli. Sadece D vitamini olarak bakmamak gerekir. Güneş biliyorsunuz canlılar için vazgeçilmezdir. Bütün hayvanlar ve bütün bitkiler güneşe muhtaçtır. Bitkilerin, tabii, oluşabilmesi, gelişebilmesi için güneş gerekir, klorofil gerekir. Ama bir de güneş dünyayı temizler. Güneş ultraviyole C ışınları yayar. Ultraviyole C ışınları zararlı virüslerin ölmesine sebep olur. Hı hı. Hani şimdi hepimiz korkuyoruz. Covid var, salgın var, pandemi var. Niye yazın Covid azalıyor? Niye yazın viral hastalıklar azalıyor? Çünkü dünya üzerine bol bol ultraviyole C geliyor. Ultraviyole C de dünyamızı temizliyor, sterilize ediyor. Onun için hepimizin güneşe ihtiyacı var. Hem D vitamini için, hem dünyanın temizlenmesi, sterilize olması için, hem bitkilerin gelişmesi, hayvanların ve insanların canlanması için güneş olmadan hayat olmaz. Dolayısıyla güneş bizim için çok kıymetli. D vitamini özelinde, D vitamininin bütün viral hastalıklardan koruduğu ve viral hastalıklar meydana geldiğinde de ölüm oranlarını yüzlerce kat azalttığı gösterildi. Nitekim bu bilgiyi ciddiye alan İngiltere, risk grubundaki herkese D vitamini dağıtmaya başladı. Umarım bize de örnek olur. Bugün D vitamini dediğiniz şey eczanelerde ampulleri 2 lira. Doğru dozlarda dağıtılırsa halkımıza, D vitamini eksikliği giderilirse... Onlar da hiç güneş ışığı alamıyorlar tabii. İngiltere sürekli yağmurlu, sürekli bir yağmurlu ama bulut altında. D vitamini serilerine baktığımızda bizimki de onlarınkinden daha iyi değil maalesef. Yani çok güneşimiz olmasına rağmen doğru güneşlenmeyi bilmiyoruz. Güneşle çok temas etmiyoruz ve başka türlü sebeplerden dolayı. D vitamininin ağızdan alımında bağırsaktaki emilimi de çok bozuk. Hmm. Onun için D vitaminini mümkün olduğu kadar bu bağırsak geçirgenliği düzenlendikten sonra verilmesi gerekir. Yani beslenmenin düzenlenmesi son derece önemli. D vitaminini tek başına ele almamak gerekir. İnsan vücudu bir bütündür. Ruhsal durumuyla, fizyolojik durumuyla bir makine değiliz biz. Duygularımız var, üzülürüz, seviniriz. Dolayısıyla insanı bir bütün olarak ele almak gerekir. Hmm. İnsana sadece al sana bir ilaç, sende D vitamini eksikliği var, al sana D vitamini, her şeyi hallettik demek mümkün değil. Mutlaka beslenmesini de düzenleyeceksiniz, mutlaka egzersiz yapmasını da sağlayacaksınız. Zararlı gıdalardan ve alerjisi olan gıdalardan uzaklaşmasını sağlayacaksınız. Bir insan eğer sürekli işlenmiş gıdayla besleniyorsa, siz ona istediğiniz kadar D vitamini verin, o sağlıklı olamayacaktır. Peki bu yüzümüze, vücudumuza sürdüğümüz yağlar, güneş kremleri, işte 50 koruma faktör, ne bileyim 60 koruma faktör, biz çocuklarımıza da kullanıyoruz bunu. Özellikle ben çocuklara 60 waterproof diye yazıyor üstünde, bir de suya dayanıklı güneş kremi kullanıyorum. Çünkü güneşin aynı zamanda deriyi acıtıcı bir özelliği var belli bir yanıklık seviyesinden sonra. Şimdi birincisi kullanmayacağız bu yağları. Çünkü doğru emilimi engelliyor, güneş emilimini, güneş ışığı emilimini. Ama ne yapacağız, alternatifimiz ne? Şimdi bir, bu yağlar D vitamininin oluşmasını engelliyor. Çünkü güneşten koruyucu yağlar olduğu için ultraviyole B'nin cilde nüfuz etmesini engelliyorlar. Böylece güneş yağıyla yağlanıp da kremlenip de güneşlendiğiniz zaman bir kere vücudunuzda D vitamini oluşmuyor. Bu bir. İki, D vitamini yağda çözünen vitamin, cildin en üst tabakasında oluşuyor. Eğer siz güneşlendikten hemen sonra suya girerseniz, duş alırsanız akıp gidiyor vücudunuzdan. Onun da faydası olmuyor. Buna da dikkat etmek gerekir. En az bir saat suya girmemek, duş almamak gerekir. D vitamini için güneşlendikten sonra. Üç,
Tabii ki haklısınız. Güneş aynı zamanda yakıyor. Yaktığı için de kızartıyor. Ondan sonra güneş yanıkları nasıl yapılıyor? Bundan nasıl korunacağız? Basit tedbirlerle korunacağız. İlk güneşlenmeye başlarken özellikle çocuklarda evet güneş kremleri azar azar kullanılabilir. Her gün miktarı veyahut koruma faktörü düşürülebilir güneşe temas ederken. İlk gün 50-60 faktörle başlıyorsanız çocuklarda birkaç gün 50-60 faktör, arkasından yavaş yavaş 40 faktör, 30 faktör düşürülebilir. Mümkün olduğu kadar son günlerde, güneşe temas edilen son günlerde güneş kremi olmadan, artık kızarma riski yok olduktan sonra, bronzlaştıktan sonra güneş kremi, güneş yağı olmadan kremlenmek gerekir. 3. Nemlendirme önemli cildi, güneşin zararlarını azaltmak için. Bol bol nemlendirmek gerekli, sağlıklı doğal nemlendiricilerle. En doğal nemlendirici nedir? Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağıdır. Çok kolay kullanabilirsiniz ve kimyasal içermez. Bol polifenol içerdikleri için cildi besler bunlar. Ve bir de basit tedbirler. Yüzünüzü korumak için geniş kenarlı şapkalarınız olsun. İşte üzerinize ince beyaz tişörtler giyin güneşe çıkarken. Hem güneş ışığını geçirir hem de yanmanızı engeller. Bu tarz şeyler. Çocuklarımıza da öyle yapmaz mıydık? Benim kızım büyüdü artık ama bebekken öyle yapardık. Güneşe hiçbir zaman ilk çıktığında tişörtsüz çıkarmazdık, şapkasız çıkarmazdık. Aynı şekilde davranmakta fayda var. Ne kadar çocuklarımızı kimyasallardan korursak o kadar sağlıklı yaşamalarını sağlayacağız. Onun için ne kadar az kimyasal o kadar sağlık demek. Şimdi sinek ve böcek ilaçlarındaki tehlikeye girelim isterseniz hocam. Çünkü yine çok kullanılan, özellikle yaz aylarında kullanımı çok artan bir şey bu. Vücudumuza sinek ilaçları sürüyoruz, koyuyoruz, fıs fıs yapıyoruz falan filan. Yani bunların tahminen kimyasal olduğunu hepimiz biliyoruz ve derinin de belli bir emilim kapasitesi var, emiyor. Zararlı olduğunu da tahmin ediyorum. Evet öyle. Bunların içinde kanserojen maddeler de var. Yani çocuklara da sürüyoruz bunları bu arada. Evet, sinekleri kovmak için sıktığımız zaman bir fıs sıkıyorum, oh tamam işte sineklerden korundum falan. Maalesef bunların içinde kanserojen maddeler var. Çocuklarınıza daha büyük zarar veriyorsunuz. Bir kimyasal sıvıyı, yani sineği bile kaçıran bir kimyasalı çocuğunuzun ağzına yüzüne sıkıyorsunuz. Onun için dikkatli olun lütfen. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Peki ne yapacağız? Basit tedbirler. Bir, lavanta, biberiye, adaçayı gibi bitkiler sinek kovar bitkilerdir. Arı çeker onlarda. Tabii. Sinek kovuyor, arı çekiyor. Nasıl? Arı çekiyor. Sinek kovuyor, arı çekiyor. Ondan da korunmak mümkün. Kahve yakın birazcık, arılar da kaçıyor. Yani lavanta, biberiye, yanında kahve tabii, böyle. Doğal yöntemlerle bunlardan korunmak mümkün aslında. Şimdi bir kere pencerelerinizin kenarına lavanta, biberiye, adaçayı kavanozlarını, saksılarına ekip saksıları koyun. Eğer bahçeniz varsa, terasınız varsa yine aynı şekilde oturma bölgelerinize etrafını lavanta, biberiye, adaçayıyla doldurun. Oturacağınız zaman lavanta, biberiye ve adaçayının uçucu yağları var. Bu uçucu yağların difüzörleri var. Altında bir tane tea light mum yakıyorsunuz. Suyun içine yağları damlatıyorsunuz. Hem mis gibi koku yayıyor etrafa hem de işte sivrisineklerin kaçmasına sebep oluyor. Bu uçucu yağlar arıları da yaklaştırmaz üstelik. Bunları kullanın. Kendinize kullanmak istiyorsanız, kendinize kullanmak için bu uçucu yağlarla suyu karıştırarak sprey şişesine koyup, yani biberiye uçucu yağı, lavanta uçucu yağı, her seferinde çalkalayarak vücudunuza sıkabilirsiniz. Hem nemlendirici özelliği var, su sıkıyorsunuz lavanta yağıyla, hem mis gibi kokuyor hem de sizi böcekten, sinekten koruyacaktır. Yani bu tarz basit tedbirlerle bunlardan korunmak mümkün. Ama tabii ki insanlar hazır bir ürünü almayı tercih ediyorlar. Hazır ürünü almayı tercih ediyorlar. Onun için de ne yapmak gerekir? Yine var, uçucu yağlarla bitkisel ürün hazırlayan kozmetik firmaları var. Sinek kovucu, böcek kovucu spreyler hazırlıyorlar. İlla ben para verip de hazır ürün alacağım diyorsanız onlardan alın. Ama bunun yerine dediğim gibi evde de bunları çok basit hazırlayabilirsiniz. Difüzörlerle hem oturduğunuz ortamı mis gibi kokulandırırsınız, lavanta kokusu, biberiye kokusu. Hem de bir yandan sinek kovucu özelliğinden faydalanırsınız. Ve unutmayın, etrafınızda ne bitki varsa siz öyle yaşarsınız. Etrafınızda, bahçenizde, saksınızda veyahut pencere önünüzde bir yasemin dikiliyse, bir biberiye varsa, bir lavanta varsa o sizin ruh halinizi de güzelleştirir. Kokladığınız zaman onun kokusunu sizi de keyifli yapar, mutlu yapar, huzurlu yapar. Sinekleri de sizden uzak tutar. Doğa bir denge üzerine kuruludur. Sivrisineklerin de bu dünyada, bu doğada, bu ekolojik dengeye bir katkısı var. Sürekli kimyasal ilaçlamayla sivrisinekleri yok ederseniz bu sefer başka başka durumlara yol açarsınız. Başka başka böceklerin zararlarının ortaya çıkmasına sebep olursunuz. Evet, sivrisinek kimsenin sevmediği, hani hastalık da taşıyan bir hayvancağızdır. Ama ekolojik dengenin içinde sivrisinekten uzak durmak için de kimyasallardan uzak doğal yöntemleri kullanmak en doğrusudur. Ekolojik dengeyi bozduğumuz zaman bize hep hastalık olarak geriye dönüyor. Onun için dünyadaki her canlıya saygı göstermeyi artık öğrenmeliyiz.
Çok doğru, çok güzel söylediniz. Bunun üzerine aslında çok söylenecek bir şey yok. Çünkü sadece vızıltı yapıyor ya da üzerimize konup kanımızı emiyor diye. Gerçi çok kötü duyuldu ama bir canlıyı öldürme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Her canlının bu dünyada varlığını sürdürme hakkı var. Eskiden cibinlikler kullanılırmış, tabii, işte tüller tabii. örtülürmüş falan. Belki daha mı saygılıymışız doğaya bilmiyorum ama. Tabii öyleydik, öyleydik. 20. yüzyıl insanı kendisine modern insan diyor. Oysa 20. yüzyıl insanından önce yaşayan hiçbir insanlık grubu dünyaya ve diğer canlılara bu kadar zarar vermedi. Evet. Dünyanın canını okuduk ve bunu 20. yüzyılda yaptık. Ve biz bir de hala kendimize modern insan diyoruz. Biz modern insan falan değiliz. Biz insanlığın gördüğü en vahşi insanlık grubuyuz. Evet. Dünya bizim gibi bir insanlık grubu görmedi. Savaşlar çıkardık, nükleer silahlar icat ettik, kimyasal kirlilik. Şu Marmara Denizi'nin haline bakın Allah aşkına. Ben her gün maalesef. Gördüğümde içim acıyor ve utanıyorum. Bu bizim denizimiz. Utanıyorum. Hı, maalesef. Koskoca İstanbul'un kanalizasyonu nasıl olur da Marmara Denizi'ne akıtılır? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Anlayamıyorum ben bunu. Onun için insanoğlu gerçekten çevreye zarar veriyor, dünyanın canını okuyor, diğer canlıların canını okuyor ve bunu hakkı görüyor. Kendisini dünyanın kralı gibi düşünüyor. Biz dünyanın kralı falan değiliz. Bizim dünyaya borcumuz var, diğer canlılara borcumuz var. Artık başka canlılara da saygı göstermeyi bilmeliyiz, hürmet etmeliyiz. Geçenlerde çok sevdiğim bir hastam, Mimarlık Fakültesi hocası, sevgili doçent doktor Aras Nefçi bana bir kitabını hediye etti. Hı hı. Kuş Evleri, İstanbul'un Kuş Evleri. Ne güzel. Çok hoşuma gitti, müthiş güzel bir kitap. Aras hocamın ellerine sağlık. Ama en çok beni duygulandıran ne oldu biliyor musunuz? Bu şehirde yaptığı her binaya kuşları da düşünerek, onların zarar görmemesi için, onların üşümemesi için kuş evleri yapan toplum, nasıl oldu da bugün bu hale geldi? Nasıl oldu da bugün biz hayvanlara böyle eziyet ediyoruz, dünyaya böyle eziyet ediyoruz? O kuş evleri yapan, kuşları besleyen, Tevenö Seyahatnamesi'nde okuduğum 15. yüzyılda diyor ki, İstanbul'da diyor, siz aç kuş bulamazsınız. İnsanlara saldıran köpek bulamazsınız. Çünkü buranın halkı bir garip diyor. Köpekleri besliyorlar, aç köpek yok sokakta. Buranın halkı bir tuhaf diyor. Sabahları evlerin camları açılıyor. Havaya yırtıcı kuşların beslenmesi için kuşbaşı etler fırlatılıyor. Ve yırtıcı kuşlar bunu bildikleri için sürekli İstanbul semalarında dolaşıyorlar karınlarını doyurmak için. Biz böyle bir toplumken canlılara bu kadar hürmet eden, hayvanlara bu kadar güzel besleyen, bakan, gözeten bir toplumken evlerimize, binalarımıza, camilerimize kuş evleri inşa ederken nasıl oldu bu kadar vahşi olabildik? Vazgeçtim canlılardan birbirimize kıyar hale geldik. Ya. Nasıl oldu bu? Biz niye böyle vahşileştik? O kültürel değişim nasıl meydana geldi? Bunu düşündükçe içim acıyor. Sonra da işte bu hastalıklar, bu virüsler nasıl başımıza geliyor? Nasıl mücadele edeceğiz bunlarla? Aslında bu COVID süreci insanlığın ileriki vadede düşünüp, üzerinde düşünüp çok ciddi çıkarımlarda bulunacağı ve dersler alacağı bir süreç olarak yaşanacak muhtemelen. Çok büyük acılar yaşandı, evet. Büyük kayıplar yaşandı ama bunun nedenleri üzerinde insanlık düşünecektir diye düşünüyorum. Nitekim sadece COVID-19'dan bahsetmiyorum. Farklı farklı bilmediğimiz, duymadığımız çok ciddi riskler var. Bildiklerimiz de var. Mesela Lyme hastalığı bunlardan biri. Evet, öyle değil öyle, mi? Öyle, şimdi öyle. Son 8 dakikamıza girdik. Bir 4 dakika Lyme hastalığından bahsedelim arzu ederseniz. Tamam. Hocam bir 4 dakikada şöyle kısaca bir yazın rutinimiz, beslenme rutinimize değinelim. Hı-hı. Yazlık Hı-hı. beslenme rutinimize. Aynen. Lyme hastalığını biraz anlatabilir misiniz bize? Lyme hastalığı kenelerden geçen, kenelerin ara konakçı olduğu, insana bulaştırdığı Borrelia isminde, Borrelia burgdorferi isminde bir bakterinin yol açtığı hastalık. Hı hı. Amerika'da çok yaygın bilinen bir hastalık, Avrupa'da da yaygın bilinen bir hastalık. Fakat ülkemizde henüz sağlık sektörünün, sağlık profesyonellerinin çok iyi bilmediği ve tanı koyamadığı bir hastalık. Lyme hastalığında hasta kene ile temas ettiği zaman kene bu bakteriyi insanın kanına bulaştırıyor ve latent yani gizli kalan bir hastalığa sebep oluyor. Lyme hastalığı çok enteresan çünkü klasik bakteriyel enfeksiyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkmıyor. Klasik bakteriyel enfeksiyon ne demektir? Boğazınızdaki bademcik iltihabı olduğu zaman ne olur? İltihabın olduğu yer ağrır, şişer, ateşiniz olur, halsizlik, kırıklık yapar. Ama Lyme hastalığında tam tersine içeriye giren bakteri insan vücudunda gizli olarak sisteme yerleşiyor ve büyük taklitçi olarak her türlü hastalığı taklit ediyor. Lyme hastalığında kişi kimi zaman kenenin kendisini ısırdığının farkına varmıyor. Kimi zaman kenenin farkında, keneyi görüyor ama kimi zaman kenenin kendini ısırdığının farkında değil. Kimi zaman da nereden aldığını bilmiyor Lyme hastalığını. Ama Lyme hastalığını kan tahlilleriyle tespit edebiliyoruz ve bulguları çok enteresan. Lyme hastalığında kişide aşırı halsizlik, yorgunluk, kırıklık, eklem ağrıları,
yürüyemeyecek vaziyete gelene kadar eklem ağrıları, mide bağırsak sistem bozuklukları, beyin sislenmesi, İngilizce brain fog dedikleri beyin sislenmesi, yani artık işini gücünü yapamayacak, sınavına çalışamayacak vaziyette beyinde bulanıklaşma gibi belirtiler görülüyor. Tedavisi var mı? Lyme hastalığının tedavisi var. Akut dönemde yakalarsanız, yani daha yeni temas etmişken yakalarsanız antibiyotik tedavisine cevap veriyor. Hı hı. Uzun süreli antibiyotik tedavisi yapılıyor. Fakat akut dönemde yakalayamazsanız işte ondan sonra hastanın hali çok zor. Hasta doktor doktor dolaşmaya başlıyor ve ondaki belirti neyse ona göre doktorlara gidiyor. Örneğin kandan vücudundaki nörolojik problemi. Kandan mı tespit ediliyor bu arada? Efendim? Kandan mı tespit kan ediliyor Lyme tespit hastalığı? Ediliyor. Evet. Özel bir laboratuvar testiyle. Lyme yönelik özel bir laboratuvar testiyle kan tahlili tespit ediliyor. Şimdi burada eğer Lyme kronik döneme geçmişse hastanın belirtisi neyse nörolojik problemleri varsa nöroloji uzmanlarını ziyaret ediyor. Eklem problemleri varsa romatolojiye, ortopediye, fizik tedaviyi ziyaret ediyor. Bağırsak problemleri varsa gastroenteroloğu ziyaret ediyor. Ciltte döküntüler olabiliyor, cildiyecileri ziyaret ediyor. Yani hasta çok çeşitli doktorları dolaşıyor. Ve son tahlilde hastaya teşhis konulana kadar hasta da ne olduğunu bilmeden bunları yaşıyor. Ve bu hastaların pek çoğu aslında teşhis de konulamadığı için psikosomatik vaka olarak nitelendiriliyor. Sen git bir antidepresan kullan diye gönderiliyor ve hasta bir noktadan sonra ailesine de bunu izah edemez hale geliyor. Ailesi diyor ki bak doktor doktor dolaştın. Her hiçbir şeye şey bakıldı. Hiçbir işte. Şey yok sende. Sen uyduruyorsun kafandan diyor. Ve hasta için asıl çile bundan sonra başlıyor. Çünkü hasta gerçekten çok şiddetli ağrı çekmesine, çok şiddetli halsizlik yaşamasına, çok şiddetli bir beyin sislenmesi yaşamasına rağmen bunu kimse izah edemiyor. Eşi anlamıyor, annesi babası anlamıyor, çocukları anlamıyor. Ya işte bizimkinin kafasında var bir şeyler, bunu yaratıyor diyorlar. Oysa ki öyle değil. Lyme gerçekten insanın nörolojik durumundan tutun, eklemlerine kadar, bağırsaklarına kadar, beyin sislenmesine kadar pek çok faktörü etkileyebilen ve çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilen bir hastalık. Kronikleştikten sonra yapılacaklar neler? Bir kere Lyme'da beslenme çok önemli. Lyme hastalığında muhakkak surette hastanın karbonhidrattan uzaklaşması, tahıldan, glutenden uzaklaşması, işlenmiş gıdadan, laktozdan uzaklaşması gerekiyor. Doğru bir beslenme modeli veriyoruz. Beraberinde ozon terapi Lyme hastalığında ama mutlaka yoğun uygulanması ve uzun seanslar, yani öyle 10 seans falan değil 20-30 seans ozon uygulanması, hastasına göre 40-50 seansı bulabiliyor, ozon uygulanması gerekebiliyor. Ve fitoterapi, bitkisel tedaviler. Bu hastalarda bitkisel tedavilerden son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında bu hastalarda bağırsak emilimi bozulduğu için, geçirgen bağırsağa sebep olduğu için Lyme hastalığı, emilim bozukluğundan dolayı vitamin mineral eksikliklerini çok sık görüyoruz. D vitamini, B12, biyotin, C vitamini, omega 3... probiyotik eksikliği, bağırsak düzeni bozulduğundan dolayı magnezyum, kalsiyum eksikliği gibi çok farklı, iyot, selenyum eksikliği gibi çok farklı eksiklikler görülebiliyor. Bunların hepsinin takviye edilmesi, yerine konulması gerekiyor. Ve Lyme hastasının sabırlı olması gerekiyor. Kronik hale gelmiş Lyme hastalığı maalesef uzun sürede iyileşiyor, tedaviye zor cevap veriyor. Benim hastalarımın arasında öyle enteresan Lyme hastaları var ki, bir hastam mesela çalıştığı yerden metroya kadar yürüyemeyecek vaziyette. O kadar yorgunluk hisseden bir hastaydı. Bir diğer hastam işinden atılıyordu az daha çünkü sabah kalkıp işe gidemiyor. Öyle dolayısıyla mi? Sürekli suçlanıyor. Sen tamam bir hastayım dedin, iki hastayım, üç, hep mi hastasın kardeşim deyip işinden olacak büyük tehlike. Bir diğer hastam ailesine izah edemiyor. Ailesi bir ona psikiyatrist buluyor. Bak sen kafandan uyduruyorsun bunu diyor. Oysa ki bunlar Lyme olduğu ispat edilmiş, kan tahlillerinde Lyme gösterilmiş ve tedavisi devam eden hastalar. Yani hastalar aslında hem bir yandan fiziksel çile çekiyorlar hem de bir yandan etraflarına, çevrelerine hastalıklarını anlatmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bir psikolojik stres halinde yaşıyorlar ve Lyme aslında tedavi edilebilir bir hastalık fakat tedavisi uzun süren ve zor olan bir hastalık. Bizim ülkemizde Lyme'ın tanınmaması maalesef son derece acı. Benim enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Lyme hastası bir hastam var, benim meslektaşım. Lyme teşhis koyduğumuzda dedim ki ne düşünüyorsun, sen enfeksiyon hastalıkları uzmanısın, beraber istişare edelim, nasıl tedavi edelim. Dedi ki hocam bizim hocalarımız dedi Lyme'ı yok kabul ediyorlar. Lyme diye bir hastalık yoktur, medya tarafından uydurulmuştur diyorlar dedi. Düşünebiliyor öyle musunuz? Mi? Türkiye'de enfeksiyon bilimi Lyme'a böyle yaklaşıyor. O zaman kendilerinde az önce aktardığınız Lyme'ı tanımlayacak bulgular hissedenler ve bunun sürekliliğini hissedenler bir şekilde uzmanına danışsın diyelim. Evet, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Doktor Ümit Aktaş bizlerle beraberdi. Sağ olunuz hocam. Beslenmeyi de bir ayrı sefer yapalım İnşallah. Sizinle. İnşallah. Yazın beslenme. Çünkü hocamızla
mevsim geçişlerinde mevsimsel beslenmeyi konuşuyoruz. Son derece önemli. Hocamızla birlikte bu saatimizin de sonuna geldik. Diğer saatimizde, son saat dilimimizde artık sizi bekliyor olacağız. Önce kısacık bir reklam aramız var. Evet, burası hafta sonu son saatine başlıyor. Haziran'ın ortasını geçtik ve yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. İstanbul'da ama yurdun bir bölümünde yağışlı bir hava hakim. İlk saatimizde Ozan'la bir hava durumuyla ilgili, İstanbul'daki hava durumuyla ilgili bir yayın yapmıştık. İstanbul'da bugün, yarın, daha öbür gün ve daha öbür gün yağmur olacağını söylüyor meteoroloji. Aynı şey Ankara için de geçerli. Yağışlı hava hakim İstanbul'da. Bu arada biz bu saate kadar ne yaptık? İlk saatimizde koronavirüsle ilgili bir bağlantı gerçekleştirdik. Bu bağlantıda İftihar hocamız bize son aşılama çalışmaları ve aşılama çalışmalarının çok yoğun devam etmesiyle birlikte, özellikle pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde nasıl bir yol izlenebileceğini, neler bekleyeceğimizi anlattı. Açık havada evet, hani aşılananlar maske açısından belki biraz daha rahat edebilirler ama kapalı alanlarda salgını bitirmedik. Hala maskeyi takmaya devam etmemiz şart dedi hocamız. İkinci saatimizde Ramazan Kurdoğlu hocamız bizler beraberdi. Ramazan hocamızla geçtiğimiz hafta Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin sonrasında hem ufak bir yol haritası değerlendirmesi yaptık, hem de bir Çin ve Amerika Birleşik Devleti özelinde demek belki daha doğru olacak. Bir dünya düzeni, nasıl bir dünya düzeni olur? Biraz bundan bahsettik. Az önce de Ümit Aktaş hocamız bizlerle beraberdi. Ümit Aktaş hocamız bize güneş ışınlarının faydalarını, aynı zamanda kullandığımız böcek öldürücülerin, sinek savarların vücudumuza zararlarını anlattık. Biraz da Lyme hastalığından bahsettik. Şimdi bu saatimizde de Hayri Fehmi Yılmaz bizlerle beraber olacak ve tarihimize damga vuran ibadethaneler ve bu ibadethanelerin biraz anlamından, öneminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde haberlerimiz var. Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı düzenlendi. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kişi AK Parti Hani ilçe binasının önüne geldi. Elindeki molotof kokteyli ateşledi. Molotof kokteyli binaya fırlatan şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Molotof kokteyli AK Parti flamalarını da tutuşturdu. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Can kaybı ya da yaralanan olmayan saldırının ardından iki kişi gözaltına alındı. Saldırıya tepkiler de gecikmedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir" dedi. AK Partisi sözcüsü Ömer Çelik ise "Saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyona yenecek güce sahibiz. AK Parti Diyarbakır Teşkilatı ve Hani İlçe Teşkilatı dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı paylaşımda "Alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kastedenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise saldırıyı lanetleyerek "Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve AK Parti binalarına arka arkaya düzenlenen saldırıları kınadı. Gaziantep'te belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, "Siyasette kin olmaz, hizmette yarışmalıyız" dedi. Siyasette kin olmaz, öfke olmaz, intikam duygusu olmaz. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Dolayısıyla bu bağlamda son zamanlarda bazı siyasi kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur.
Böyle kabul etmemiz lazım. Her siyasi partiye yapılan saldırıları asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi ve bu sabahleyin haberlerde vardı. Hani de AK Parti'nin ilçe binasına yapılan saldırı. İzmir'de HDP'nin ilçe binasına yapılan saldırı. Bunları kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, başta Gaziantepliler ve bütün Türkiye bilsin ve bütün dünya bilsin. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin yarışmasıdır, hizmetlerin yarışmasıdır. Kin değil, öfke değil, intikam duygusu değil. Vatandaşa hizmeti nasıl yapabiliriz? Bu yarıştır bizim yarışımız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seri üretim hattından çıkan ilk milli atmaca güdümlü füzesinin test atışını gerçekleştiren milli gemi TCG Kınalıada korvetinde personelle bir araya geldi. Son 6 yılda 18.196 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Akar, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor dedi. 5 yıl içinde arkadaşlarım 13 büyük çaplı harekat Türk Silahlı Kuvvetleri ve bunun bünyesinde kara kuvvetlerimiz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ve kara kuvvetlerimiz şanlı tarihine bu 13 harekatın başarısında yazdırmış bulunuyor. Arkadaşlarım, deniz kuvvetlerimize baktığımızda gerçekten deniz kuvvetlerimiz son 20 yılda yapılan bu faaliyetlerin, aktivitenin en zirvesine çıkmış bulunuyor. 2020 yılında 200 bin saat seyir yıl gerçekleştirmek suretiyle gerçekten büyük bir başarı sağladınız. 18.196 terörist esir getirildi. Aynı şekilde oradaki barınaklarına, sığınaklarına, korunaklarına, tüm mağaralarına ve inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor. Ve buna kararlıyız arkadaşlarım. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın güvenliğini, halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Nereye giderlerse gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yolu adalete sığınmak. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı. Kazanan isim muhafazakar aday İbrahim Reisi oldu. Sonuçlu İran Devlet Televizyonu duyurdu. Reisi'nin 17.8 milyon, 3 rakibinin ise toplamda 6.7 milyon oy aldığı belirtildi. Bu sonuçla Reisi İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in yakın müttefiklerinden biri. Devrim muhafızları tarafından da destekleniyor. Reisi yıllar önce siyasi tutukluların idam edilmesinde oynadığı rol nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı yetkililer arasında yer alıyor. ...116 yıllık tarihe sahip olan Galatasaray Kulübü bugün 38. başkanını seçecek. Olağan Genel Kurul'da 5 aday yarışıyor. Oy kullanma işlemi sabah saat 10'da başladı, 15'te sona erecek. Şimdi seçimin yapıldığı Galatasaray Lisesi'ne gidelim. Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy orada. Evet Ayhan, Galatasaraylılar bugün sandık başında başkanlarını seçecekler. 38. başkan bugün saat 3'te noktalanacak, seçimle belli olacak. Oradaki atmosferi ve adayların yaklaşımlarını senden dinliyoruz. Oylumtalı Galatasaray Kulübü için tarihi seçimlerden biri diyebiliriz. Çünkü sarı kırmızılı kulübün tarihinde ilk kez 5 başkan adayı yarışıyor. Kimler onlar? Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir. Bu başkan adayları 1,5 aydır çalışmalarını yaptılar ve artık genel kurul üyeleri hangi isimi seçeceğini bugün karar verecek. Tabii 30 sandıkta oy kullanma işlemi olacak bugün Galatasaray Genel Kurulu'nda. Çünkü malum koronavirüs sürecindeyiz. Üyelerin oy kullanma sırasında bir yığılma yaşanmaması için Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflara, farklı farklı bölümlere 30 sandık yerleştirildi. Oy kullanma işlemi de saat 15'e kadar sürecek. Tabii Galatasaray Genel Kurulu'nda 8.500 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyleyelim. Ancak katılımın 4-5 bin civarında olması bekleniyor. Saat 15'te de sandıklar açılacak ve muhtemelen 18-19 sularında Galatasaray'ın 38. başkanı belli olacak.
Tabii Galatasaray'da aslında kritik bir süreçte bekliyor yeni başkanı diyebiliriz. Çünkü mali açıdan kulüplerin durumu malum ki zor bir süreçten geçiyor kulüpler. Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray'da da maddi sıkıntılar var. Yine Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği var. Adaylardan Burak Elmas, Fatih Terim'le çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Diğer isimler ise tam net konuşmamışlardı. Eşref Hamamcıoğlu da yine Fatih Terim'le bir görüşme yapacağını, ilk gireceği kişinin Fatih Terim olduğunu söylemişti. Yine İbrahim Özdemir'in ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Ralf Rangnick'i futbol direktörlüğüne getirmeyi planladığını söylemişti İbrahim Özdemir. Tabii Galatasaray 20 Temmuz'da da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda PSV Eindhoven'la karşılaşacak. Aslında çok fazla da bir süreç yok futbol takımının hazırlanması için, transferlerin yapılması için. Yine kritik bir süreç bekliyor yeni yönetimi diyebiliriz Galatasaray'da. Sarı Kırmızılı camia için sevindirici bir gelişmedi. Artık bugün başkanlığının son gününü yaşayan Mustafa Cengiz verdi. Galatasaray'ın finansal fair play anlaşması vardı UEFA ile. 4 yıllık bir anlaşmaydı. O anlaşma 2022 yazında doluyordu ama Galatasaray geride kalan 3 yılda taahhütlerini yerine getirdiği için UEFA 1 yıl erken noktaladı bu anlaşmayı. Dolayısıyla Sarı Kırmızılı takımın transferde bu yaz eli güçlendi diyebiliriz. Tekrar kongreye dönecek olursak, başlangıçta da söylemiştim, 30 sandıkta yaklaşık 8500 üyenin oy kullanma hakkı var ama katılımın 5000 civarında olmasını bekliyoruz. Saat 15'e kadar üyeler gelip oylarını kullanabilecekler ve 15'ten itibaren de sandıkları açılacak. Başlangıçta söyledim, saat 18-19 sularında Galatasaray'ın 38. başkanının kim olacağının belli olmasını bekliyoruz. Galatasaray Lisesi'nin bahçesinden aktaracaklarımız şimdilik bunlarla sınırlı, ancak genel kuruldan ilerleyen saatlerde yeni gelişmelerle yine karşınızda olacağız Oylum Talı. Evet Ayhan, çok teşekkür ediyoruz. Ayhan çok önemli bir seçimi izliyor. Spor camiası aslında Ayhan'ın şu anda yerinde, yani Galatasaray Lisesi'nin önünde izlediği bu seçimi yakinen takip ediyor. Galatasaray az önce Ayhan'ın da aktardığı gibi ilk kez seçime 5 adayla birlikte gidiyor. Galatasaray camiası bu seçime hazırlanırken epey bir karışmış durumdaydı biliyorsunuz. Bir tarafta Fatih Terim muamması var. Bir tarafta adayların farklı farklı camia yaklaşımı ve verdikleri sözler var. Bakalım bugün kim başkan olarak Galatasaray başkanlık koltuğuna oturacak. Ama ne olursa olsun camia için hayırlı olsun, güzel görünür görsün camia. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Üsküdar'ın 4 büyük mahallesinde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri ile uzlaşıldı. Üsküdar'da 5000 konukluk kentsel dönüşüm projesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle başladı. ...2018 yılında riskli alan ilan edildi. İlk kepçe vuruldu. Üsküdar'da 500 bin metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm süreci başladı. İlk yıkım Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Yıkıma başlıyoruz ve Eylül ayı içerisinde de temellerini hep birlikte atacağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Üsküdar'ın 4 büyük mahallesinde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleriyle uzlaşıldı. Üsküdarlıların 2023'te tamamlanacak yatay mimari konsepti yeni yaşam alanı da göreceğe çıktı. Üsküdar'ımız inşallah bu projelerin bitmesiyle çok daha güzel, çok daha yeşil olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Törende dönüşüm sürecinin detayları paylaşıldı. Proje kapsamında bölgeye 5000 konut yapılacak. Üsküdar'da kentsel dönüşüme giren 4 mahalle Çamlıca Camii'nin etrafında bulunuyor. Projenin ilk etabı 2023'te tamamlanacak ve bu kentsel dönüşümle birlikte 2000'e yakın yeni konut, 100'den fazla ticaret merkezi ve 2500 araçlık otopark inşa edilmiş olacak. Geçen dönem başlattığımız bir 180 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Şimdi bu yeni etapta ise Kirazsepe mahallemizin komşu mahallelerinin Küplüce, Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve yine Kirazsepe'den oluşan bu 4 mahallemizde bu defa ikinci bölgenin etaplamasına başlıyoruz. Toplamda 50 bağımsız bölümlük bir alanın yıkım töreni var.
Buradaki vatandaşlarımıza da anlaştık. Şimdi onlar evlerini tahliye ettiler gördüğünüz gibi. Hızla bu ikinci bölümün kentsel dönüşümünü de başlatmış oluyoruz. 500 bin metrekarede 5 bin konutu kapsayan kentsel dönüşüm projesi bu yönüyle İstanbul'un en büyük dönüşüm projesi olacak. Proje etap etap ilerleyecek. Hak sahiplerine taşınma ve kira desteğiyle yapılacak. Üsküdar'daki dönüşüm Büyük Çamlıca Camimizle başladı. Anadolu yakasının zaten en güzel, en kıymetli, en değerli yeri olan Üsküdar'ımız inşallah bu projelerin bitmesiyle çok daha güzel, çok daha yeşil olacaktır. İstanbul Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5. katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yangın Fatih'te bir apartmanın 5. katında çıktı. İhbar üzerine hemen itfaiye harekete geçti. Dairede mahsur kalan 2 kişiden biri can havliyle balkon demirlerine yüklendi. Paniğe kapılıp balkondan atlamaya kalktı. Neyse ki korkulan olmadı, imdadına itfaiye erleri yetişti. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveninin sepetiyle aşağıya indirildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Bursa'da bir kişi inşaattan demir çaldı. O demirleri başka yere indirip olay yerine geri döndü. Yakalanınca da ben yapmadım diye ağlamaya başladı. İzliyoruz. İnşaat demirlerini çalarken yakalandı. Karşısında polisi görünce ben yapmadım deyip ağlamaya başladı. Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ender Çet çalıştığı iş yerine ait kamyoneti izinsiz aldı. İnşaat halindeki bir binanın önüne çekti. İnşaatın devirlerini yükleyip kaçtı. Hırsızlığı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. O sırada o da çaldığı demirleri başka yere indirip inşaata geri döndü. Kamyoneti yeniden yükleyeceği sırada karşısında polisi buldu. Ender Çe polisleri ikna etmek için ağlamaya başladı. Ben yapmadım savunmasıysa işe yaramadı. Gözaltına alınan Ender Çe polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan kedinin yardımına itfaiye erleri koştu. Konserve kutusunu çıkarmak için uzun uğraş veren ekipler sonunda kutuyu yan keskiyle kesip kediyi özgürlüğüne kavuşturdular. Kedicik dur. Kurtardım işte seni bak. Kedinin başı konserve kutusuna sıkıştı. O canavliyle debelenirken yardımına itfaiye erleri koştu. Kutuyu kesip kediyi kurtardılar. Tere baksana. Allah'tan bir yerlerini yaralamamış Allah'tan. Yemek mi yemeye çalışıyordu, oyun mu oynuyordu belli değil. Ama Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kedi başını konserve kutusuna sıkıştırdı. Kedinin çırpınışlarını görenler itfaiyeye haber verdi. Tere baksana. İtfaiye erleri dakikalarca kediyi kurtarmak için uğraştı. Konserve kutusunu yan keskiyle kesip kediyi kurtardılar. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak uzaklaştı. O anlarda bir cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Bırak Avustralya'yı vuran sel felaketinin ardından Victoria eyaletinde devasa örümcek ağları oluştu. Hayatta kalmak isteyen örümcekler yüksek yerlere sığındı. Çalılar, ağaçlar ve levhalar ağla kaplandı. Sel gitti, örümcekler geldi. Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış ve sel sonrası dev örümcek ağları oluştu. Görüntüler Avustralya'nın Victoria eyaletinde kaydedildi. Eyalette geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından devasa örümcek ağları oluştu. Çalılar, ağaçlar ve trafik levhaları ağla kaplandı. Metrelerce uzayan örümcek ağlarının nedeni de seldi. Hayatta kalmak için yüksek bölgelere tırmanan örümcekler ağ kurdu. Onlar yüksek yerlere sığınırken kalın bir ağ tabakası ortaya çıktı. Sosyal medyada gündeme oturan bu görüntüler aslında ilk kez görülmedi. Sık sık şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin yaşandığı ülkede 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntüler kaydedilmişti.
Şimdi sizi Manisa'ya götüreceğiz. Kemalpaşa'nın dağ köylerinde yetişen kiraz bölgenin kırmızı altını. 22 ülkeye buradan gidiyor. Lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakan kirazın ihracat yolculuğunu Gülçin Helvacıoğlu Ayçe'nin izlenimleriyle ekrana getiriyoruz. Ola yetişemiyoruz. Güzel mi kirazlar? Güzel. Herkes için. Kirazın ana vatanı Kemalpaşa'da 950 rakımlı dağ köyünde yetişen kirazlar bu mevsimde iyice tatlanıyor. Ve kirazın ihracat yolculuğu öncelikle dalında seçilerek başlıyor. İhracat odaklı bir üretim planlaması yapmaktayız. Dolayısıyla ihracat standartlarında üretim demek global GAP, uluslararası standartlara sahip bir üretim demektir. 5000 kilometrelik kiraz ihracat yolculuğunun burası sıfırıncı noktası. Önce kirazlar gözle seçildi, sonra da kalibrasyon cetvelinde ölçülerine ayrıldı. Sabah 6'da başlıyoruz. Sonra önce topluyoruz, sonra biriktiği zaman gelip masada ayıklıyoruz. Gözümüzde nerede çürük varsa, nerede çatlak varsa alıyoruz. 24 kalibre iç pazara gidecek. 26-28 bir standarttır. 28-30 arası bir standarttır. 30 ve üzeri olanlar bir standarttır. Analizi yapılan bahçelerden kirazlar alındı. İkinci durağında yeniden ayıklama yapılacak. Böylece paketlenme noktalarına da kirazlar buradan gidecek. Ola yetişemiyoruz. Nasıl, güzel mi kirazlar? Güzel. Herkes için. Gözlerin ve ellerin pür dikkat elediği kirazlar fabrikaya ulaştığında ayrı bir süreç başlıyor. Soğuk sularla yıkanıyor. Her kiraz fotoğraflanıyor. Optik okuyuculardan geçiyor. Kiraz ihracatında son aşamalardan birisi de burası. Burayı kiraz komuta merkezi olarak adlandırabiliriz. Çünkü 72 kamerayla bir dakika içerisinde 16 bin kiraz yürüme bandından geçiyor ve her birinde boylama ve hasar tespiti yapılıyor. Burada pazara, mutfağa en kaliteli bir şekilde nasıl ihracat yaparız diye uğraşıyoruz. Bu bizim 2016 yılında aldığımız optik okuyuculu kiraz makinamız. Bütün işlemleri bu makine üzerinden yapıyoruz. Kiraz bir kez daha soğuk zincirle koruma altına alınıyor. Avrupa Birliği ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye kara ve hava yoluyla gitmek üzere hazırlanıyor. Almanya, Polonya, Rusya. Önceliğimiz bunlar. Bu sene İngiltere ülkelerine de yapıyoruz. Ceviz iriliğindeki kirazları özellikle Avrupa tercih ediyor. Bu aşamada devreye kalite kontrol giriyor. En fazla zorlanacağımız kalite. Geri dönüşler yaşanabiliyor mu hala? Tabii ki zaman zaman yaşanıyor. Yani ciddi biçimde yaşanıyor. Almıyorlar. Önce onlar bir sefer üreticiler bilgilendirilecek. Yasak olan ilaçlar attırılmayacak. Baştan denetimi sıkı tutacaklar. Kirazlar ana vatanından ayrılmaya hazır. Her birinin üzerinde yüzlerce insanın emeği ve eli var. Makinede hepsi tek tek özenle seçildikten sonra paketlendiler ve yola çıkmaya artık hazırlar. Kültürler ve Dinler Mozaiği Anadolu'da ibadet ve ibadethanelerden bahsedeceğiz şimdi bu bölümümüzde. Sanat tarihçimiz Hayri Fehmi Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz sevgili Hayri Fehmi Yılmaz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok şükür çok iyiyim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Uzun bir ara verdik. Sizi de aramızda sağlıklı ve dinç bir şekilde görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz ve sizin en sevdiğiniz konularla programımızda sorularımızı yöneltelim istiyoruz. Şimdi bizim coğrafyamız hem çok kültürlü hem çok dinli bir coğrafya. Geçmişinde çok farklı dinlere ev sahipliği yapmış, aynı zamanda farklı kültürleri barındırmış bir coğrafya. Doğal olarak da bu dinlerin tezahürü de etrafımıza baktığımızda her yerde görüyoruz şimdi. Sinagog, cami, kilise bunları biliyoruz. Ama başka ibadet merkezleri var mı? Mesela şaman geçmişine dayanan bu coğrafyanın. Aslında belki şamanizm çok böyle müesseseleşmiş bir inanç türü değil. O yüzden onların ibadethaneleri daha çok doğada belli bölgeler, alanlar herhalde. Hı hı. Ama onların dışında çok tanrılı dinlere inanıldığı dönemden birçok tapınak yapımız var. Yunan ve Roma dönemine ait. Anadolu uygarlıklarının birçok halkı, Hititlerin, Friglerin hem kutsal alanları hem tapınak yapılarıyla ilgili epeyce örneğimiz var.
Ama bazıları çok daha basit şeyler. Hani şaman diyebilir miyiz bilmiyorum ama bazen bir kutsal kayanın etrafında, bazen bir kutsal su kaynağının hemen yanında bir takım ibadet alanları oluşturulmuş. Belki ibadet diyemeyiz, kült alanları, böyle basit ritüellerin yapıldığı, henüz çok bizim alıştığımız ibadet formatlarına dönüşmemiş törenlerin yapıldığı alanlar hep olmuş Anadolu'nun her yerinde. Hı hı. Bazıları mimariye bağlı, bazıları daha basit yapılar. İşte Ankara'da Augustus Tapınağı. Bu kutsal alanlar da kolay kolay değişmemiş. İmparator Augustus o tapınağı yaptırmış gibi görüyoruz ama aslında Friglerden beri bölge kutsal. Daha sonra Ankara'da, şimdi Hacı Bayram Camii ve külliyesi de orada. Hepsi yan yana, üst üste. Ne güzel değil mi? Bir kutsal alanı kolay kolay da bırakmıyorlar galiba. Asırlarca halklar gelip gitse de coğrafyada bu özel seçilen yer sürekli kutsallığını korumaya devam ediyor. Kolay belki, kolay değişmiyor. İnanç üstüne bilgi, üstüne bölgeye sadakat, üstüne teritoryal hisler o bölgeden uzaklaştıramıyor insanlar, öyle değil mi? Mesela burası neresi? Bu Ani Katedrali. Aslında hani tabii büyük ibadethaneler de var. Bunlar artık tek tanrılı dinlerin Anadolu'ya hakim olduğu dönemin anıtları. Ani'nin ortasında Anadolu'daki en etkileyici anıtlardan biri dev bir Ermeni kilisesi. Hı hı. Aynı zamanda Anadolu'da Türklerin camiye çevirdiği ilk yapılardan biri ve aynı zamanda ibadet ettikleri ilk yapılardan biri. Hı. Dolayısıyla bazen böyle inançların ve uygarlıkların, kültürlerin de üst üste düşüşünü, gelişini de görebiliyoruz. Bunu illa bir çatışma olarak algılamaktansa onların böyle çok katmanlılığın bir hatırası olduğunu düşünmek ilginç olabilir. Bu belki Anadolu'daki en etkileyici anıtlardan biri. Bir kilise yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir dönem Müslümanlar da kullanmış ama tabii artık Ani kenti bir ören yeri olduğu için, insanlar yaşamadığı için bu sefer de bir çeşit anıt müze olarak hizmet veriyor. Bugün de meraklılar, geçmiş uygarlıkları tanımak isteyen insanlar ziyaret ediyor. Bu arada Hacı Bayram Camii, Ankara'da Augustus Tapınağı'nın hemen eski hali, etrafı böyle yoğun bir doku ile kaplıymış. Meşhur bir tekke, Anadolu'nun en meşhur tekkelerinden biri. Eski bir Roma tapınağı, muhtemelen Frig dönemine kadar inen, demir çağına kadar inen birçok farklı evreye sahip. Her devirde adı değişmiş ama yer kutsallığını korumaya devam etmiş. Bu tapınak da Anadolu'daki en ilginçlerden biri. Bu da Sardis, Artemis Tapınağı. Tabii Cumhuriyet'le birlikte arkeolojik alanlarda birçok kazı yapılmaya başlandı. Ve bu eski uygarlıklara ait ibadethaneler de, eski tapınaklar da birçok yerde ortaya çıkarıldı, restore edildi. Bugün modern insanlar bunları ziyaret edip bu eski inançlarla ilgili değerleri ziyaret edebiliyorlar. Hı hı. Yapıları tanıyabiliyorlar. Burası ilginçtir. Sardis kentinde, Salihli'de, Manisa'nın, Anadolu'nun en eski sinagog yapılarından biri. Öyle mi? Tabii, çok ilginç. Tarihi? Neredeyse 1600 yaşında. Sinagog olduğunu nereden anlıyoruz? Aslında bu haliyle çok bilmiyor idik. Bu büyük bir gimnazyum idi. Bir hamam ve gimnazyum bir aradaydı. Hı hı. Eğitim yeri yani, gimnazyum. Evet, evet. Ve burada yapılan kazılarda bir sinagogla ilgili hem kitabeler hem ibadetle ilgili parçalar bulundu. Ve büyük bir çabayla bunlar da restore edildi. Türkiye milattan bu anlamda, önce mi? Yok, milattan sonra 4. yüzyıl, aşağı yukarı 1600 yaşında. Yani Anadolu'daki en eski ibadethanelerden biri. Bir de Akdeniz dünyasındaki en eski sinagog yapılarından biri. Çünkü birçok Yahudi cemaati bu kazılar sırasında sinagog yapısının bir fotoğrafı. Çok dikkatli çalışıldı. Çok zengin süslenmiş bir yapı. Sardis'te kalabalık bir Yahudi cemaati varmış. Çok da ilginç bir projeyle restore edildi. O da bence çok hoştur. Güzel bir revaklı avlusu var. Bizim camilerdeki revaklı avlular gibi. Şadırvanın yerinde böyle bir piyale var. Bir su unsuru var. O da çok enteresandır. Ama mesela tabii bu çok ilginç. Zemininde döşeme mozaikleri var. Bu da çok enteresandır. Özgünleri Manisa Müzesi'nde korunuyor. Bu kitabede Teosebeslerin, aslında Yahudi olmayan bir grubun da bu sinagogun inşaatına yardım ettiğini gösteriyor. Bu Allah da ilginç. Allah. Teosebes diye bir grup var. Tuğrul Kurt isimli bir arkadaşımız güzel bir tez hazırladı bu konuda. Anadolu'da böyle bir grup var.
Çok tanrılı dinlerin hakim olduğu dönemde tanrıdan korkanlar ya da tanrıyı sevenler gibi tanımlayabileceğimiz bir grup insan var. Bunlar çok eğitimli, kültürlü. Onlar böyle şeylere yardım ediyorlar. Bu sinagogda da hani Yahudilere de ilgi duyuyorlar. O sinagogun inşaatına yardım etmişler. Çok büyük. Epey büyük. Hakikaten çok çok etkileyici bir yapıdır. Yani Akdeniz dünyasındaki en anıtsal sinagoglardan biri. Ve biz düşünün, Cumhuriyet Türkiye'si bunun restorasyonu içinde epeyce çaba harcadı. Bugün de ziyaret ediliyor. Ne güzel. Yani bu efsafta büyüklükte bir sinagog İsrail'de bile yok. O yüzden çok etkileyici. Hem cemaat çok kalabalıkmış, bunu bize gösteriyor. Hem çok zengin ve güçlüymüş. Bu iki bölüm herhalde kutsal metinlerin, Sefer Toraların konduğu iki dolap idi onlar. Sağ tarafta da bu renkli mermer süslemeler görülüyor. Çok zengin süslüymüş içerisi. Bu anlamda çok etkileyici. Biz bu coğrafyada her inancın, her kültürün hatırasını mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. Bunlar da çok etkileyici çok örnekler. Müthiş. Hiç haberim yoktu benim. Böyle bir restorasyondan hiç haberim çok, yoktu. Çok Türkiye'de güzel. Çok yani sadece camiler değil, sinagoglar ve kiliselerle ilgili de çok ilginç restorasyon projeleri hazırlanıyor. Döşeme mozaikleri çok zengin. Böyle bir sinagog hayal etmek hakikaten heyecan verici. Bu da son yıllarda Nevzat Çelik Hoca'nın çabalarıyla ortaya çıkan Andriyakya kentindeki sinagog. O da belki Akdeniz'deki son keşiflerden biri. Orada da çok enteresan hem kitabeler ortaya çıkarıldı. Kilise mi? Sinagog. Bu da sinagog. Bir sinagog. Çok güzel. Yani erken devirde Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler bir arada, çok tanrılı dinlere inanan halklar antik Anadolu kentlerinde bir arada yaşayabiliyor çok imiş. Çok güzel. Şimdi mesela yurt dışında özellikle bazı kiliselerde ya da ibadet merkezlerinde o dinin haricinde özellikle paganizme yönlendirilen bazı işaretler, bazı semboller vesaire kullanılıyor. Neden kullanıldığı mesela hiç anlaşılmıyor. Mesela Gül Kilisesi'nde, İskoçya'daki Gül Kilisesi, öyle o kadar anlamsız ya da bağdaşmayan şeyler var ki bunlar neden bazı koyuyorlar? Eski inançlar kolay kolay unutulmuyor. Eski anlamları unutuluyor belki ama o sembolleri yeniden yaşatmayı, kullanmayı tercih edebiliyorlar. Burada da tecrübe ediyor musunuz böyle şeylere? Türkiye'de de var tabii, yani çok eski inançların bazı malzemesi pekala tekrar yeni yapılarda kullanılıyor. Biraz evvelki sinagogda Lidya çağının iki meşhur aslanı, çok daha eski 2000 küsur yıllık arslanlar alınıp sinagogda tekrar kullanılmış. Orada yeni anlamlar yüklüyorlar onlara tabii. Hani aslında bir objeye baktığınızda inanan başka bir şey görüyor. Kültür açısından bakan başka bir şey görüyor. Tabii biraz Anadolu'nun diğer yapıları da bu sefer sinagog ağırlıklı olmuş şeyler. Evet, ama mesela ortak kültür, Yambol sinagogundan bir çeşme 18. yüzyıl Osmanlı çeşmeleriyle aynı özellikleri gösteriyor. Ya da Galata'da Aşkenaz sinagogu böyle Kuzey Afrika uslubunda inşa edilmiş, biraz oryantalist uslupta. Birdenbire tabii çok daha eskilere geçtik. Anadolu'da bulunan en eski kült heykellerinden biri bu. Urfa adamı diyebileceğimiz yeni mahallede bulunmuş bir heykel idi. Ben şu Pilulima'yı seviyorum. Onlar da. Harika, harika bir şey değil mi o? Dev çok, gibi bir heykel. Ne güzel yontmuşlar onu. Çok şey. Bu nedir? Bu galiba bizle ilgili değil. Umarım bir yangın o yok. O sönmeyen ateş, işte Besse rahibelerinin o sönmeyen ateşi Anadolu topraklarında. Hiç şüphesiz bazı böyle ateşle ilgili kutsal şeyler de vardı. Mesela bir mimari değil ama Urfa'daki Balıklı Göl herhalde bir ibadet geleneğinin en uzun, en kesintisiz devam ettiği yerlerden biri. Yani Neolitik çağda kutsal bir alanmış bu su kaynağı. İki tane Halilül Rahman ve Ayn Zeliha gölleri, iki göl, güçlü su kaynakları burada neredeyse 12 bin yıldır ziyaret edilen yerler olmuşlar. Daha sonra önce Neolitik çağda kutsal, sonrası da kutsallıkları devam etmiş bir çeşit Artemis kültü, Artemis Astarta'nın kutsal balıkları olmuş şimdiki bu balıklar. Artemis'in atribülerinden biri haline gelmiş. Böyle bir sürü şey üst üste geliyor. Tabii ibadetin çok daha değişik boyutları da var. Biraz üst üste gelmiş fotoğraflar yapılıyor. Burası neresi? Göbekli Tepe.
Yani tam bir ibadethane diyebilir miyiz bilmiyorum ama bir kutsal alan Göbekli olarak. Göbekli Tepe'nin hemen biraz ilerisinde Göbekli Tepe'den çok daha eski bir alan olduğu söylenen bir yerden bahsediliyor. Aslında belki Göbekli Tepe ile bu mesela çok ilginçtir. Aşağı yukarı yaşıttır. Bu çok enteresan bir yapı. Nevaliçori Hilvan ilçesinde bir su kaynağının yanında, bir Kantara Deresi'nin yanında böyle bir yer tespit edilmişti. Bir Neolitik çağda yerleşik hayata geçmiş insan topluluğunun bir arada yaşadığı bir yerdi. Orada diğer evlerden farklı kült yapısı diye tanımlanan evler çok daha basit geçici malzemeyle yapılmış. Çok ağır taşlarla inşa edilmiş bir şey hazırlanmıştı. Şu yapı galiba Anadolu'da gördüğümüz en eski inanç yapılarından biri. Neden böyle sütunlar dikiyorlar aşama? Mesela ya onlar Stonehenge 12 tane. Öyle. Artık galiba insanları temsil ediyor. Bunlar bir çeşit insan. Stonehenge de mi? Bu onu İngiltere'deki ama ne olduğu belirsiz böyle sütunlar var ya. Bu mesela çok ilginç. İçerisinde bakın dev taş sütun dikmeler bulundu. 1990'larda bulundu onlar ve onu korumak çok zordu. Atatürk Barajı hızla su seviyesi yükseliyordu. Bunun üzerine yine Kültür Bakanlığımız olağanüstü bir proje yaptı ve bu Anadolu'da tespit edilen en eski inanç yapılarından birini bir anda topladılar ve büyük bir projeyle çok da zor, ulaşılması zor bir yerden taş taş numaralandırılıp söküldü ve Urfa Müzesi'ne getirildi o. Çok bu yapımız. Yazık, bunların kaybolması, sular altında kalması. Ama mesela burada şanslıydık, sular altında kalmadı. Tabii bu yerleşimin her tarafı kazılamadı ama bütün bulundu. Bu Göbekli Tepe. Evet. Bir önceki fotoğraf Nevaliçori'ydi. Bugün Urfa Müzesi'ni ziyaret edenler bu en eski kült yapısını izleyebiliyorlar. Çünkü taşıdık, bütün taş taş hepsi getirildi. Neredeyse 23-24 yıl sonra da yeniden Urfa Müzesi'nin bir salonunda bu inanç yapısının taşları bir araya getirildi. Mimarilerin ortak özellikleri var mı? Bu en erken evrede var. Büyük taş dikmeler var. Aşağı yukarı bugünkü T harfine benziyor bu dikmeler. Göbekli Tepe'de de görüyoruz. Orada onları da var. Karahan Tepe'de, Hamzan Tepe'de, Sefer Tepe'de birçok yerde var. Anladığımız kadarıyla çok özel. Ama mesela Gürcü Tepe'de buna ve işte Göbekli Tepe'de birçok örnek bir arada. Nevaliçori adeta bir köy ve köyün içerisinde tek bir yapı var. Onu adeta hani ne diyelim, bir köy mescidi gibi düşünmek gerekiyor. Göbekli Tepe Türkiye'de çok daha. Türkiye'de piramit var mı? Mesela Güney Latin Amerika'da piramit görüyoruz. Çok farklı dönemlerde Mısır'da piramit görüyoruz. Bizim coğrafyalar çok uzak ama piramit bir mimari özellik. Anadolu'da yok ama şey vardır. Demir çağından itibaren bir mezar geleneğimiz var. Tümülüs. Ha, tümülüs. İçine ama bir mezar odası yapılıyor. Üzerine bir toprak tepe yığılıyor. Birçok araştırmacı Anadolu'nun piramitleri diye tanımlar tümülüsleri. Hakikaten mesela işte Gordion kenti yakınlarında bizim Yassı Höyük meşhur Friglerin başkenti ve onların etrafında. Sardis'te hemen bin tepeler denilen Sardis'in üzerinde biraz kuzeyinde müthiş bir alanda bin tepeler diye Türkçe ismi. Birçok tümülüs var. Bunlar galiba Anadolu'nun piramitleri diye tanımlanabilir ama piramit türü bir yapı yapılmamış. Sizce Anadolu'da genelde miras kalan yapılar antik çağlardan mezarlar mı, ibadethaneler mi? Hangisine daha çok önem verilmiş? İkisi de birbirine karışıyor. Yani bunu çok net ayırmak kolay değil. Bazen ibadethanenin, mezar yapısının kendisi ibadethaneye dönüşüyor. Ya da bir mezarın etrafında bir ibadethane gelişiyor ve orası önemli bir ziyaret yerine dönüşüyor. Anadolu evliyalarını düşünün. Büyük isimlerini, bugün yaşayan İslam geleneğinde Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın, Ahi Evran'ın mezarlarının etrafında büyük kült yapıları oluşmuş. Ve onlar artık birer ibadethaneye dönüşmüş. Galiba eski çağda, hatta işte daha erken evrelerde de benzer şekilde toplumun sevdiği, önem verdiği, toplumu bir araya getirdiğine inanılan bu tür insanların mezarlarının etrafında bazı inanç yapıları oluşmuş. O yüzden bunları da korumaya çalışmışlar. Galiba bazen yeni gelen toplumlar da daha eskisini bırakmak istememişler. Onlarla birlikte
O inancı kendilerine mal ederek yaşatmışlar. İşte Göbekli Tepe bu çok keyifli görülüyor. Hemen müthiş. Bu altta bakın bir taşla çevrili evet, alan vardır. Ağaç orası var ortada. O yatırdır. Öyle kim mi? Olduğu bilinmiyor ama düşünün Göbekli Tepe 12 bin yıl kadar öncesinden gelen olağanüstü bir arkeolojik alan ama yakın zamana kadar sadece o tepenin yanındaki o ziyaret yeri vardı. Bölge insanları oraya gelip onu ziyaret edebilirlermiş. Bu bana çok enteresan geliyor. Çok etkileyici. Ama yanı başında mesela o yatırın, o zat-ı muhteremin bir 12 bin senelik bir şimdi bu, gömü var. Mesela o gerçekten bir mezar mıdır onu her zaman bilmiyoruz. Yani altında birini aramak şart olmayabilir ama olabilir İnanç. De tabii biri de defnedilmiş olabilir. Ama bir taraftan da insan hep şey düşünüyor yani böyle bir kutsal nokta. Bazen geleneğini devam ettiriyor. Bir sürü şey unutuluyor ama etrafta yaşayan insanlar oranın kutsallığını, önemini acaba hatırlıyorlar ve oraya gitmeye devam ediyorlar. Bundan böyle bir 3000-5000 sene sonra şu anda bizim bulunduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz hangi yapılar irdelenecek dönemin insanları tarafından? Hiç aklınıza geliyor mu bu soru? Tabii bizim de kült yapılarımız var. Hala ibadethaneleri keyifle inşa etmeye devam ediyoruz. Her uygarlık, her... Eskisi kadar sağlam inşa ediyor muyuz? Tabii bizimkiler o kadar uzun yaşayacak mı bilmiyorum. Modern malzemelerimiz çok uzun ömürlü olmayabilir. Yani taş tamamen doğal bir malzeme. İşte dünya durdukça duruyor. Özel olarak tahrip edilmediği müddetçe... Bunlar rahatlıkla... Burası ne? Göbekli Tepe'nin. Ha, Göbekli Tepe'ye devam kazı ediyoruz. Kazı alanı. İbadet merkezleri tabii tarih boyunca çok önemli olmuş. Hem pagan dönemde hem Kommagene krallığının. İşte mesela bir Nemrut. Dev tümülüs bu muhteşem. Evet. Mesela bu da hem bir mezar anıtı hem bir ibadet yeri gibi düşünülmüş. Bir kült merkezi gibi. Antiochos burada ısrarla kendi kültünün anılmasını istemiş. Kendisini de tanrılar arasına yerleştirip burada yılda en az iki kere büyük törenler yapılmasını istemiş. Ama yapılabildi mi hiç bilmiyoruz. Çok zor bu dağın tepesinde. Bazen evet. Böyle zor idarecilerin kaprisleri böyle büyük projelere sebep olmuş. Dağın tepesinde pek dünyada benzeri olmayan muhteşem bir anıt üretilmiş. Müthiş. Ve ondan sonra da bu ama tabii kraldan sonra ne kadar yaşadı bilmiyoruz. Yani oğlu bile devam ettirmemiş olabilir. Bunlardan hangisi? Bir tanesi kendisi. Bir tanesi bu karısı. Bu başlardan biri. Aslında şu üstte oturanlardan soldan İkincisi mi? Kendisi. Onun, kendini de tanrıların Zeus'un, Apollo'nun, Herakles'in. Karısı da yanında mı? Yok. Ha, yanında karısı oturtmuş. Değil mi? Yanındaki bir hanım var. Tek bir hanım bir var hanım, burada. O da Kommagene'yi, ülkenin kendisini tanımlıyor. Ha. Tanrıça Kommagene, bir çeşit ha. Bereket tanrıçası. Anladım. Ve ülkenin topraklarını tanımlıyor. Aslında tabii çok ilginç. Şu işte değil mi? Yani ya o sanırım Apollon. Apollon ve Herakles bunlar ha. Yan yana. Hemen sol tarafta da Apollon'a benzeyen yine genç. Aslında burada kral biraz yaşlanmış ama... Olsun, o her daim her genç, zaman, kendini genç ifade etmek istemiş olabilir. Çok Tanrı, teşekkür ediyorum. Şey demiş kendisine ne demiş? Hep, kendisine hep yaşlandım ama çok diri ve genç bir vücudum var diye kitabelerinde almış bunu. Bu galiba bazı ifade biçimleri hiç değişmiyor insanlarda. Acaba kendisi mi yoksa ona güzelleme mi yaptı biri? Yani muhtemelen kendi isteğiyle şairler ona böyle bir metin hazırladılar. Peki çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için sevgili Hayri Fehmi Yılmaz sanat tarihçi. Bilmediğimiz, bazen gözümüzden kaçan, öğrenmek istediğimiz ama kime soracağımızı bilmediğimiz, hangi mecralardan öğreneceğimizden emin olmadığımız pek çok konuda bize detaylı bilgi veriyorsunuz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Rica ederim. Bugün benim için de büyük keyif. Katıldınız. Çok keyifliydi sizinle sohbet. Sizinle birlikte ben de kısa bir araya gideceğim ve sonrasında artık bugün itibariyle burası hafta sonunu kapatacağız. Ta ki yarına kadar ama önce kısacık bir reklam aramız var.